Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız? Bayağı akrabadan arkadaş var burada. Siz de hoş geldiniz. Şöyle bakalım. Merhabalar. Efendim? Sana da merhaba. Ayıpsın. Kaçar mı? Siz niye öyle köşede kaldınız? Görünüyor mu buralar? İyi değil mi ortam? Peki. Muhabbet ederken çıktı bu başlık vallahi. Yani sürekli beyni anlatıyoruz da İstanbul'da beyin diye hiç anlatmamıştık. Bunu ben niye anlatıyorum? Ben Ankaralıyım. Ne kadar oldu ben geleli? Ağustos'tan beri buradayım. Ondan sonra çok alışabildiğimi söyleyemeyeceğim. Ya İstanbul tuhaf bir yer. Ankara'yı bilen var mı? Ne kadar biliyorsunuz? Haritadaki yerini sormuyor. Ankara'daki yaşamı bilen var mı? Benim gibi mesela ahir ömründe Ankara'ya gelen var mı? Böyle bütün şey İstanbul'a gelen Ankara'da yaşayıp falan bozkır başkent ortamını yaşayıp siz de mi öylesiniz? Adaptasyon nasıl? İyi neyse varmış. Nasıl? İzmir. Siz hile yapmışsınız ama olmaz. Şimdi Ankara'dan gelince burası gerçekten bir acayip bir yer. Yani ne olacak? Türkiye diyorsun, şehirdir diyorsun işte. Yani ne olabilir ki en fazla? Her şey bambaşka burada yani. Bir kere zaman diye bir mevhum yok, onu söyleyeyim. Mesela bir günde iki randevu vermek gibi bir şey söz konusu değil, onu öğrendim. İlk geldiğimde mesela güne üç randevu veriyordum. Biri karşıda Küçükçekmece'de, birisi Kartal'da, bir tanesi de Sarıyer civarında falan olur zannediyordum ama bardakta durduğu gibi durmuyor derler ya, navigasyonda durduğu gibi durmuyor gerçekten. Hiçbir yere ulaşamıyoruz. İşte havaalanına gitmek için 3 saat önceden bütün hayati fonksiyonları devreden çıkarıp falan gitmeniz gerekiyor. Ankara'da öyle bir şey yok. Mesela Ankara'da trafik var dedikleri 10 dakika bekliyorsunuz ve insanlar bunalıyor. Ben burada geldiğimden beri mesela sabahları işte benim evimle işim arası normalde 5 ila 7 dakika arabayla 50 dakika sürüyor. Çünkü metro inşaatı var. Böyle duruyoruz. Herkes birbirine bakıyor. Böyle herkes çok sakin. Yani sanki trafik tıkanmamış. Ya onlar orada doğmuşlar ve orada yaşıyorlarmış gibi böyle garip bir kabullenmişlik hali var. Ama ki olur ha, işte bir direksiyonu kıracak olursanız aniden kavga patlıyor biliyor falan. Dolayısıyla hani bir taraftan da beyin bilimleriyle uğraşıyorsunuz. İlginç bir memleket hakikaten gözlem açısından. Şimdi beyni anlatmak zaten başlı başına bir keyif. Benim işim bu. Birkaç senedir fakültede bana yazdıkları dersler yetmedi. Konuş. Gazı atamadım. Kendimi dışarı attım. Herkese beyin anlatıyorum. İstanbul'a da gelmişken buradaki deneyimler de birleştirip hep yapmak istediğim şeyi yapıyorum aslında. Yani beyin bilimleri güncel hayatta ne işe yarar? Size bir fayda sağlar mı? Bugün size kısaca biraz ondan bahsetmeye çalışacağım. Dediğim gibi fikir çok yeni. Ben böyle çok olgunlaşmış sunumlar yaptım ama bugün biraz muhabbet edeceğiz. Ben daha ziyade şunu istiyorum. Ben size şimdi bizim fabrika ayarlarından ve İstanbul'un bununla nasıl uyumlu olup olmayabileceğinden bir bahis açacağım. Ondan sonra da eğer sizin konuyla ilgili sormak istediğiniz, katkı yapmak istediğiniz bir şey varsa biraz onun üzerinden gideriz. Sanıyorum hepimizin bu konuyla ilgili bir zülfiyarı vardır. Oralara galiba biraz dokunacağız. Şimdi biz beyni anlatırken onu hep bir makineye benzetiriz. Niye? Makineyi anlamak çok kolaydır. Onu biz yaptığımız için basit bir şeydir. İşte parçalarını birleştirirsin. Bir 3 sene fakülte okumadan bile çok rahat işte bilgisayar falan üretebiliyorsunuz. Yani kolay anlayabildiğimiz bir şey. Ama velakin bizim yaptığımız şeyler kendisini yapan nesneye birebir benzer olamayacak hale. Bu beyinden çıkıyor ya o makine fikri falan. Beynin bundan çok daha karışık bir şey olması lazım. Yani biz benzeterek anlatıyoruz ama bu benzetme aslında çok doğru değil. Peki nedir bu? Şimdi insan ne kadar süredir burada? Özge. Ben öğrencilere hemen sınav yapayım gelmişken. Şöyle bakayım. İnsan, benim öğrenciler var burada. Sırayla geliyorum hepinize. İnsan ne kadar süredir dünyada bulunuyor acaba? Bu haliyle böyle. Kopyacık. Yan tarafa sor. Yaklaşık 200 bin senedir burada gibi gözüküyoruz. Bakın 200 bin sene. Birkaç sayı vereceğim size. 200 bin sene çok uzun bir zaman. Yazılı tarih 7-8 bin sene geriye gidiyormuş en fazla. En eski bina falan buluntuları işte 13 bin sene önce o şey tarihleniyor. Göbekli Tepe var Urfa'da. 13 bin sene. Mağara duvarı resimleri bulduğumuz en eski şey 30-40 bin yıllık. 200 bin yıl böyle bir canlı.
nasıl hayatta kaldı bu arkadaş acaba? Bir biyolojimize bakalım. Vücudumuza bir bakarsanız durumumuz çok fena. Hiçbir şeyimiz yok. Yani şu anda elbiselerinizi falan alayım, şu salonu alayım, bu asfaltları falan onları kaldırayım, sizi bir dışarı bırakayım, bir halinizi düşünün. İçiniz ürperdi değil mi? Bizim gibi başka hiçbir canlı yok. Çırılçıplağız. Ne kürkümüz, ne böyle avlanmak için pençemiz, dişimiz, keskin gözümüz, işte uçacak kanadımız, hiçbir şeyimiz yok. Kendimizi savunacak ya da kendimizi ortam şartlarından koruyacak hiçbir şeyimiz yok. E nasıl biz hayatta kaldık? Buradan gittikçe, yani vücuttaki özellikler gittikçe buraya bir yazılım yüklenmiş gibi duruyor. Üstünüzdeki kıyafetlere bakın mesela. Böyle bir şey yapan bir canlı gördünüz mü bizden başka? Herkes kendi kürküyle mutlu mesut yaşıyor. Bu soğukta acıyoruz köpekler dışarıda diye ben ondan çok şikayet olduğunu zannetmiyorum. Hayvanın postu gayet verimli. Dışarıda yatıyor. E tabi aç maç kalıyorlar, o beslemek lazım, o ayrı. Ama bizim gibi üşümüyorlar. Biz etrafıyla ciddi uyumsuzluk gösteren ve yaşayabilmek için etrafını aşırı düzeyde değiştirmek zorunda olan bir canlıyız. O kadar değiştirmek zorundayız ki dünyanın canını okuduk biliyorsunuz. Geçtiğimiz birkaç yüz sene en zirvede olmak üzere. Böyle elden ayrı bir canlıyız. Bu zihinsel donanım olmadan hayatta kalamadığımız için biz sinir bilimciler olarak diyoruz ki beyin öyle sıradan bir organ değil. Bir hayatta kalma donanımı. Bu dünyada var olabilmemiz bu beynimizin içerisine yüklenmiş olan üstün zihinsel yetenekler sayesinde mümkün. Ve bunlar 200 bin senedir bizi hayatta tutuyorsa düşünmemiz gereken bir şey daha var. Canlı bir organizmanın ayarları milyonlarca sene içinde ancak değişiyor. Milyonlarca senede işte bir tür yeni özellikler kazanabiliyor, yeni kabiliyetler kazanabiliyor. Çok yavaş bir süreç çünkü. 200 bin senede insan dahil bir canlı türüne kolay kolay bir şey gelişemez, onu değiştiremez. Yani 200 bin yıl önceki ataların ayarları neyse bugün bizim ayarlarımız da aynı. Fakat takdir edersiniz ki ortam acayip değişiyor. 10 sene önceyle bugünün alakası olmadığı gibi 5 yıl sonra teknolojinin ve çevrenin ne hale geleceğini kimse tahmin edemiyor. Çok acayip bir zamandayız. Böyle bir sisteme uyum sağlamak konusunda da biyolojik olarak bir yetersizliğimiz var. Bu nedenle biyolojimizi biraz tanımamız lazım bana sorarsanız. Bunun şöyle bir önemi var. Ben niye akşam bu saatinde sizleri buraya davet ettim de bu konuyu konuşuyorum? Hani bir de maç var galiba değil mi bu akşam? Ona rağmen buradasınız. Yaptığınız şeyi düşünebiliyor musunuz yani? İnanılmazsınız gerçekten. Biyoloji bizi de içeren, canlılar bilimi olan dedim, biyoloji dediğimiz şeyin, yani şu anda gördüğümüz tezahürleri, bizler, kediler, köpekler, diğer hayvanlar, deniz anaları, bitkiler, bunların hepsi 3,5 milyar yıldır ince ince işlenmiş, çok incelikli bir araştırma, geliştirme süreci sonucunda en son haline bugüne ulaştırılmış muhteşem şeyler. 3,5 milyar yıllık bir Ar-Ge ürünü olarak burada yaşıyorsunuz, yaşıyoruz. Bu Ar-Ge'nin kurallarını, yollarını ve sonuçlarını ne kadar iyi bilirsek o kadar doğru yaşayabiliyoruz aslında. Ya kendimizi iyi tanırsak aslında birçok şeyi çözüyoruz. Benim buradaki meselem, yani sizleri buraya kadar davet etmem ve sağ olun icabet ettiniz, çok teşekkür ediyorum. Bunun esas sebebi şu ayarlar üzerine biraz kafa yoralım. Tabii ki hepsini anlatmak gönül ister ki şu anda 6-7 günümüz olsun ben coşayım burada sabah akşam konuşayım falan ama o kadar yok, o kadar da çok tutmayacağım sizi. Belli başlı hepimizin işine yarayacak bazı özellikleri hatırlatmak istiyorum. Öncelikle biz bütün canlılar gibi belli ritimlere sahibiz ve ritimlerle yaşıyoruz. Ya bunu biliyorsunuz işte haftalık, aylık, yıllık bazı döngüler var. En azından günlük olarak uyuyoruz ve uykuyu biraz küçümsüyoruz. Ben beyinci oldum diye bana öyle diyorlar. Beyinci, paçacı gibi bir şey oldu. Kelle paça. Beyin dediğimiz organ bizdeki gibi gelişmiş olan başka canlılar da var. Hepsine bakıyorsunuz. İşte mesela maymunlar, efendim aslanlar, zürafalar, omurgalı ve memeli canlılar özellikle. Hepsi uyumak zorunda. Ama beyin olmayan canlının uyku diye bir gündemi yok. Uyku vücudunuz için değil, beyniniz için gerekli. Yatıp uzandığınız zaman vücudunuz dinleniyor. Ama uyumadan beyninizi temizlemeniz, yenilemeniz ve ertesi gün yeni bir şey öğrenmeniz mümkün değil. Dolayısıyla uyku bizim için çok temel, döngüsel bir hadise.
Ve bu hadise bizim hayatımızın kalitesini belirleyen merkezi bir hadise adeta. Size bir şema getirdim. Bu şema bir gün içerisinde kabaca vücudumuzda neler olduğuna dair efendim böyle hani göze çarpan hadiseleri içeriyor. Şimdi birazdan size bunların birkaç örneğini vereceğim ama her birinize ne kadar uyumlu uyumsuz yaşadığımızı oradan biraz pay biçersiniz artık kendinizden. Şimdi yaklaşık şu saatler bizim uyanma saatlerimiz. Sabah 6-7 falan civarı ortalama olarak. Şimdi bu saatlerde bakıyorsunuz vücutta bir kırmızı alarm durumu var. Neden? Yataktan kalkıyorsunuz. Dünyada bundan zor bir iş var mı? O güzelim sıcacık yataktan kalkıp hayatın dağdağlı ve işkenceli yollarına doğru kendinizi atacak. Bunu yapabilmeniz için vücudunuzda daha sabah 6'ya varmadan kan basıncı falan yükseltiliyor. İşte birazdan göreceğimiz bir kortizol diye bir hormonun seviyesi yükseltiliyor. Vücut böyle adeta savaş durumuna geçiyor. Niye? Çok zor bir iş yapıyorsunuz. Her sabah kalkıyorsunuz. Bu saatlerde uyuduğunuz zaman, uyuyakaldığınız zaman, yani gece geç yattığınız zamanı kastediyorum. Vücudunuzdaki bu artış var ya, adeta böyle kendi içinde patlayan bir silaha dönüşüyor. Siz orada mışıl mışıl uyurken sabah 10'da falan uyanıyorsunuz ya genç arkadaşlar hafta sonu değil mi? 8.40 derslerinin olmadığı zamanlar. Neden hafta sonu sürünerek kalkıyor gençler yataktan? O sabahki olay içlerinde patlıyor çünkü. Ritimleri bilmek çok önemli bakın. O yorgunluğun bir sebebi o. Sonra çıkalım yukarı doğru. Efendim bağırsak hareketleri 8.30'da başlıyormuş kabaca. Bu tabii çok kabaca şeyler. İlk işimiz ne oluyor sabah uyanır uyanmaz? Genellikle bir tuvaleti ziyaret etmek oluyor. En yüksek uyanıklık saat 10'daymış. Yani biz ikinci dersi bitirmiş oluyoruz o sırada. Bakın buna geleceğim sonra. Bu çok fena bir şey. Öğle tatilimiz 12 gayet güzel. Saat 14.30 civarında kaslarımız arasında eşgüdüm muhteşem. Ya o sırada vücudumuzla falan ellerimizle bir şey yapmak için çok ideal. 15.30'da herhangi bir uyarana tepki verme hızımız maksimumda. Çok hızlı tepki veriyoruz. Kalp damar etkinliği, kas gücü en üst düzeyde saat 17'de. Spor yapacaksanız hiç fena zaman değil. 18-18.30 gene kan basıncınız yükseliyor. Burada da bir şeyler hazırlanıyorsunuz fiziksel olarak. Artık akşam derleme, toparlama. 200 bin yıl önce ne yapılıyordu bu saatte? Muhtemelen 100 bin yıl önce. Avladın, topladın, eve taşıyorsun değil mi? Güç müç lazım. Bak ayarlar ona göre görüyorsunuz. Ve 21 civarında sihirli bir başka hormon melatonin salgılanmaya başlıyor. Yalnız melatoninin bir özelliği var. Işığı görünce salgılanmıyor. Çok utangaç bir hormon. 21, saat 21-22'den sonra evinizde lamba yanıyorsa, karşınızda televizyon, cep telefonu, tablet ya da başka bir ekrandan gözünüze böyle ışık geliyorsa melatonin ortaya çıkmıyor. Melatonin ne yapıyor? Sizi uykuya hazırlayıp vücudunuzu onarmaya başlıyor. İyice böyle gece artık uyuyacaksınız. Bütün işte göz bebekleriniz küçülüyor, perdeler kapanıyor, yavaş yavaş vücudunuz ağırlaşıyor. Uykuya dalıyorsunuz. Şu sırada çoktan uyumuş olmanız gerekiyor. Ben genellikle bu saatte televizyona çıkıyorum. Anlıyorsunuz, burada bir komplo var yani. Ben bunu ilk programda söyledim. Pelin Hanım bana kızdı. E hocam dedi, oldu mu? Ne yapayım dedim yani. Programdayız diye bilimin verilerini çöpe mi atalım? Saat 2 civarı uykunun en derin, en onarıcı ve beyninizi en tamir edici bölümü. Bu bölümün böyle olabilmesi için zamanında yatmış olmak gerekiyor. 4 civarı falan artık vücudunuz yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Böyle kanınız manınız çekiliyor. Uykunun en böyle tatlı rüyaların görüldüğü bir dönemdesiniz. Beyniniz o sırada yıkanıyor. Beyniniz içinde size bildiğiniz sifon çekiliyor. Böyle halı yıkama var ya, buradan suyu veriyorsun, oradan alıyorsun. Aynı beyniniz öyle yıkanıyor, temizleniyor ve sabah tekrar döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüsel sistem hepimizde var. 3 aşağı 5 yukarı, yani ufak farkları olmakla beraber aynı sistemle çalışıyor. Fakat uzun süre bunu zorlarsak bozuluyor. Bozulunca da bize bir takım arızalar çıkarıyor. Bugün azıcık onunla ilgili konuşacağız. Şimdi nasıl uyanıyorsunuz bilmiyorum sabahları ama. Soldaki gibi mi, sağdaki gibi mi? Şimdi çalar saat olmadan uyanan kaç kişi var? İnanılmazsınız. Bence parti kurun, ben oy veririm. Ya bu inanılmaz bir beceri. Gerçi bu devirde, şu döngüde, şu tantanada saat kurmadan uyanabilmek büyük lüks. Saat kurmadan uyanabilenler yeterli, fizyolojik ve sağlıklı bir uyku uyuyorlar demektir. Onu bilemeyeceğim artık, ona bu faylar karışır, ben bilemem onu. Sabahları şöyle kalkmamızın bir nedeni var, az sonra söyleyeceğim.
yaşam tarzımızın geneli uykumuza yansır. Uykunun süresi ya da efendim başlangıç bitiş saatlerini kontrol etmekle pek uğraşmayın, size tavsiyem. Uykunun süresi nasıl yaşadığınızı yansıtır. Birazdan size fabrika ayarlarınızı göstereceğim. Fabrika ayarlarınıza uyumlu yaşadıkça uykunuz kısalır. Kalitesi artar, sabah zıp diye kalkarsınız. Bu ayarlara uyumsuz yaşamaya başladığınız zaman uyku uzar, kalitesizleşir ve sabah hani tabiri caizse leş gibi kalkarsınız. Özellikle ergenlik döneminde çocukların, özellikle de kız çocukların yataktan kalkamamasının temel bir nedeni var. Beyinleri çok fazla geliştiği için çok enerji harcıyor. Bütün gece onu tamiratla uğraşıyorlar. Benim kız bir gün 20 saat uyudu. Arada bir nefesini kontrol ediyorduk. Ayna falan tutuyorduk. Acaba gitti mi hala bizimle mi diye. Onlar biraz normal sayılır ama belli bir yaştan sonra yani sürekli böyle uyanamamalar falan zaten depresyonun ilk işaretleri olarak karşımıza çıkıyor. En önemli şeylerden bir tanesi bizim için gün ışığı. Tabii saatle şu andaki görüntünün uyumsuz olduğunun farkındayım. Özellikle bu seneki saat uygulamasından dolayı benim etrafımdaki herkes zombiye bağladı. Durum çok kötü yani böyle sabah boş boş bakıyorlar. Biz daha uyuyorduk ne oluyor falan diye herkes mesai yapmış, üçüncü kahveyi içiyor hatta falan filan. Bu saat bizi darmadağın etti. Çünkü şöyle bir durum var. Bu konuyla ilgili çok fazla çalışma yapılıyor. Mesela depresyon için çok kullandığımız bir tedavi vardır. Sabahları parlak ışık vermek. Sabahları insanların parlak gün ışığına maruz kalması depresyonu azaltıyor. Ve bu insanlar kilo alma miktarları azalıyor bu insanlar. Yani aşırı kilolu olma ihtimalleri düşüyor. Sabah parlak ışığa maruz kaldığınız takdirde vücudunuzun ayarı düzeliyor. Bir sonraki gece uykuya erken gidiyorsunuz. O geceki uykunuz daha kaliteli oluyor. Ve bir sonraki sabah daha erken kalkıyorsunuz. Bunu deneyebilirsiniz. Gün ışığı lambalarını kullanabilirsiniz. Hele bu dönemde kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten insan depresyona giriyor sabahın köründe, karanlıkta, okula gitmeye kalkınca. Bazı saatler var, netameli saatler. Kalp krizleri genellikle sabah 8 civarında görülüyor. İnsanların büyük bir çoğunluğunda. Tabii ki kalp problemi varsa yarın sabah 8'de herkes stres olmasın. Herkese olmuyor bu. Fakat bu şunu gösteriyor. Bazı durumlarda bazı zayıflıklarımız var. Bunları bilmek önemli. O sabahın 8'i neden kalp rahatsızlığı olanlar daha fazla kalp krizi geçirme riski geçiriyorlar? Çünkü kalp dokumuzda bir hasar varsa, bir beslenme bozukluğu varsa, dedim ya kortizol diye bir hormon artıyordu. Bu kan basıncını falan arttırıyor ve kalbi biraz zorluyor. Eğer önceden bir sorun varsa kalp krizi geçirme riskiniz de bundan artıyor. Bununla ilgili unutamayacağım bir anım var. İzmir'de bize bu konuda ders vermeye gelen uluslararası bir hocalar grubundan Hugo Arequia diye bir hoca vardı. Meksika'dan geliyordu. Adam bize bunu anlattı İzmir'de bir gün akşama doğru derste. Ertesi sabah 8'i 10 gece kalp kası yırtılmasından adam banyoda ölmüş. Cesedini buldular. Yani bu kadar olur. Adam adeta bize ders vermek için hayatını feda etti gibi bir şey oldu yani. Unutamıyoruz adamın ismini de olayı da unutamıyoruz gerçekten. Bu çok yaygın bilinen bir şey. Saatlerin ne kadar önemli olabileceğini gösteriyor. Sabah 9, yani ben de yola çıkanlardanım. İşte 8, 9, 10 neyse belli bir saatlerde yollardayız. Bu devirde mesela dijital cihazların yardımı olmadan yol bulmak biraz zor. Hele Ankara'dan geldiyseniz, mesela ben iki kere navigasyon kullanmayayım dedim. Altunizade'ye giderken kendimi karşı Ortaköy'de buldum. Çünkü köprü çıkışı, son çıkış ay falan derken geçiveriyoruz karşıya. Ben biraz mecburen kullanıyorum. Mesela buraya gelirken de yanımda bir İstanbul olmasına rağmen vakti gözetmek için kullandık. Ama bunları sürekli kullandığınızda, yol bulmak için devamlı yardım aldığınızda beyninizin hafıza ve yön bulmayla ilgili işleri yapan yeri aynıdır. Burası ufak ufak küçülmeye başlıyor. Sadece yön bulmakta zorlanmaya başlamıyorsunuz. Yeni hafıza oluşturmakta da ve ileride Alzheimer'ın başladığı yer burası. Alzheimer gibi rahatsızlıklara karşı savunmanız da düşüyor. Her gün eve farklı bir yoldan gitmek zekice bir hareket. Yeni yollar öğrenmek resmen zihnimizi açıyor. Her gün yaptığımızı tekrar ettikçe beyin diyor ki bana çok ihtiyaç yok. Zaten bu otomatik yaşıyor. Ben yavaş yavaş gideyim. Dolayısıyla her gün farklı bir şeyler yapmak beyni geliştiren önemli bir unsur. Hastanede yatıyorsunuz diyelim, ameliyat olacaksınız. Tavsiyem sabah 9 gibi ameliyata girmek. Çünkü istatistikler gösteriyor ki en hızlı yara iyileşmesi, en az ameliyat komplikasyonu sabah 9'da, 9 civarında ameliyata girdiğinizde oluyormuş. Neden derseniz bilmem. Doktorlar da bilmiyor. Fakat istatistikler böyle gösteriyor. Saat 9-10 civarı, ona doğru
sabah salgılanan kortizol ayıltıcı hormon vardı ya, onun etkisi azalmaya başlıyor. Eğer uyarıcı bir şeyler, mesela çay kahve içecekseniz bu saate kadar beklemeniz tavsiye olunur. Zira sabah çok erken saatte çok miktarda kahve içmek kortizolle beraber fazla coşturabiliyor. Yani sonra da ne olur Allah bilir, bilmiyorum. O fazla coşkunluk da iyi bir şey değil işte. Kalbe malbe yükleniyor vesaire. Ama bu saatlerde hafif böyle olur ya, bir mayhoşluk çöker, derslerde falan hafif gidiş geliş olur. O sırada bir kahve için iyi bir zaman olabilir. Çünkü kahve ayıldır. Dersler demişken. Bizim genellikle böyle bakın. 8.40 dersinin safhaları gerçekten. Yarım saat içinde öğrenciler bu evrimi geçiriyorlar. Dünyanın her yerinde artık kabul edilmiş olmasına rağmen maalesef değiştiremiyoruz. Burada hocalarım da var, onlara da mesaj gönderiyorum. Ondan önce çocuklar derse başlamamalılar beyin açısından. Saat 10'dan önce verilen derslerin herhangi bir faydası yok. Suya yazı yazmak gibi, hele çocuğun o meşgul beyninde yer etmesi çok çok zor. İdeal ders zamanımız saat 10. Akşam istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Onda çok bir problem yok. Çoğumuz dijital yaşıyoruzdur muhtemelen. Birçoğumuz gece yatmadan önce ve sabah kalkar kalkmaz ilk iş olarak sosyal medya, e-posta bilmem ne hesaplarına bakmaya başladı. Bu artık kaçınılmaz bir şey oldu ama bu o saatler hem ışık almak hem de vücut hareketlerine ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde bizi olumsuz etkiliyor. Şu saatler e-postalara ve internetlere cevap vermek için iyi. Çünkü kafanız ayık, e-postaya doğru dürüst bir cevap verebilirsiniz. Saçma sapan bir şey yazma ihtimaliniz düşük. Yani dijital verilerinizi kontrol etmek için uygun saati günün biraz ilerilerini almakta biraz fayda. Yani Facebook falan da gezecekseniz o sıralar ideal. İlginç bir istatistik var. İnsanların çoğu 11'de ölüyor. Ama bir gen kombinasyonu varmış. Bu da ilginç. İnsanların yaklaşık %16-17'si civarında var. Onlar akşam 6'yı tercih ediyorlar. Ama mesela diyelim yoğun bakımda, Allah korusun, işte bir hasta eğer hakikaten gidiyorsa saat 11 civarında gidiyor gibi gözüküyor. Bu istatistiklerin neden kimse böyle olduğunu bilmiyor, tekrar söyleyeyim, ama döngülerin ne kadar önemli olduğuna dikkat edin. İstatistiksel olarak o saat böyle gözümüze batıyor. Demek o saatte bir şey var yani. Şimdi 12 mübarek bir saat, biz hep öğle tatili çok güzel bir şeydir. O saatte bir öğle tatiline çıkacağız. Mesela çalıştığı işi o kadar çok seviyor ki, aramızda birisi, öyle birisi var mı? Çalıştığı işi çok seviyor, o yüzden öğle tatilini genellikle ıskalıyor. Var mı öyle birileri? Zorunda kalmayı kastetmiyorum. Ya ne ara vereceğim? Bak ne kadar eğlenceli. Orada var mesela bazı arkadaşlar. Oo, bizim yayıncı ekibin komplesi öyleymiş. Ne güzel, Allah arttırsın. Şimdi ara vermek, emekli olmak gibi bir şey. Sevmediğiniz işten ömrün sonunu bir yer, sonuna gelmeden emekli olmanız lazım. Öğle arası da öyle. O yüzden kendimizi atıp stres azaltıcı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz öğlen. Mesela bir yürüyüş iyi gelir ama biz stres attırmak için genellikle tıkınmayı tercih ediyoruz. Hem de fena yiyoruz. Ben burada görüyorum. Burada aramızda kafe, lokanta falan işleten var mı yakınlarda? Ya rahat olabilir miyim bu konuyla ilgili? Çünkü bir şey söyleyeceğim. Öğle yemeği bizim kültürümüze Tanzimat Fermanı'ndan sonra girmiş arkadaşlar. Bizde normalde böyle bir öğün yok. Kahve altı var. Bir şeyler atıştırıyor sabah. Arada fındık fıstık neyse. Akşam deveyi devirip komple ziyafeti çekiyoruz. Öyle de bir durum. O da çok sağlıklı değil ama. Öğle yemeği normalde bizim sistemde yok. İnsan türü günde 3 öğün yemek üzere tasarlanmamıştır. 3 öğün yemek yediğiniz zaman birkaç yıl içerisinde hasta olmanız garantidir. Bunu çok net söyleyebilirim. Yani öyle işte sucuklu, jambonlu bilmem neli sabah kahvaltısı, efendim öğlen komple spagettili, haldır huldur tatlılı bir öğle yemeği, akşam... Nasıl? Var. Kahvaltı var. Olmaz olur mu? Kahvaltı mevcut. Kahvaltısız olmaz. Kahve altı diyoruz biz ama. Bize kahve daha önemliymiş herhalde. Muhtemelen kültürde. Ama öğle yemeği bizim literatürde yok. Zaten 200 bin senelik ayarlarda öğle yemeği diye de bir lüksünüz yok. Ormanda, çayırda, bayırda nereden bulacaksınız lokantaya da girip ha acıktım öğle tatilinde bir yemek yiyeyim diyeceksiniz. Bu çok mümkün değil. Dolayısıyla bugün dünyadaki hastalıkların çok büyük bir çoğunluğunun tokluktan geldiğini biliyoruz. Yani fazla beslenmekten kaynaklandığını biliyoruz. En önemli sebeplerinden birisi de bu. Ne yapacaksınız öğlen? Boş boş gezecek misiniz? Hayır. Sağlıklı, doğal atıştırmalıklar her zaman çok iyi bir alternatif. Fındık, fıstık, şu bu. Bulabilirsiniz. Kuru yemiş yemenin hiçbir zararı yok bildiğimiz. Tabii
6 kilo yemedikten sonra bir oturacak. Onun da bir ölçüsü var tabii ama. Bir de ara öğün olarak yine çay kahve çok tavsiye edilen bir şey. Özellikle kahve ara öğünde hem iştah kesici hem yediğiniz besinlerin besin değerini arttırıcı bir eklenti olarak uzmanlar tarafından önerilen bir şey. Ben bunu yapmadan söylemiyorum. Ben yapıyorum. Ben çoğu gün öğle yemeği yemem. Yediğim zaman da böyle şeyler. Genellikle kahveyle mahveyle geçiriyorum ve bunu yaklaşık 2 senedir yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Vallahi süper bir şey ki ben öğlen yemekleriyle meşhur bir adamım. Yani üniversite yıllığıma bile yazdılar. Şimdi söylemeyeyim oradaki şeyi. Aramız bozulmasın. Saat 2 civarı. Hafif bir düşüş hisseder misiniz kendinizde? Bu lazım değil mi? Nasıl içiniz gidiyor? Çünkü doğal ayarınızda bu var. Neden böyle? İnsanın orijini, çıkış yeri, bütün kanıtlara baktığınızda Doğu Afrika gibi gözüküyor. Sıcak bir yer. Saat 2 hayatta çekilmez. 12-2 arası çok sıcak. Bir yere çekilip şöyle dinlenmiştir muhtemelen diye düşünüyoruz. Onların daha fazla çocuğu olmuştur. Biz de muhtemelen onların torunlarıyız. Bizim ayarımızda böyle bir şey var. Kabaca bu saatlerde yalnız 2-3 saat uyumak yok. 10 ila 30 dakika arasında bir uyku birçok çalışmada göstermiş. Hafızayı arttırmakta, gün boyu dikkati arttırmakta ve öğrenilenlerin daha sonra hatırlanmasını kolaylaştırmakta. Ama bu civarda uyunan bir uykunun önemli olduğunu biliyoruz. Kısa kestirme dediğimiz uyku. Sosyal medyada bir şeyler paylaşacaksınız. Bu genç arkadaşlarımız için özellikle. Çok fazla retweet almak, efendim bilmem ne yapmak istiyorsanız. İnsanlar bu saatlerde, şu saatleri hatırlıyor musunuz? Hani fiziksel aktivitenin arttığı saatlerdi. İnsanların atraksiyon yapası geliyordu. Şimdi onu sosyal medyada yaptıkları için. İşte bu saatte gönderdiğiniz Instagram postu daha fazla like alacak. Daha fazla paylaşılacak vesaire vesaire. Sosyal medyayla ilgili işler yapanlar zaten bunu temelde biliyorlar. Egzersiz genellikle sabahın köründe yapılması tavsiye edilen bir şey ama aslına bakarsanız pek doğru değil. Hello kardiyo dediğimiz uzun süreli egzersizler sabahları bugün batıdaki birçok ani ölümün sebebi olarak gösteriliyor. O kardiyo denen uzun süreli koşular da bizim fabrika ayarımıza uygun değil. Biz kısa süreli hızlı aktiviteler için tasarlanmış gibi gözüküyoruz. Bunun da güzel saati akşam saatleri. Mesela bir salona gidecekseniz veya işte bir yürüyüş, koşu vesaire yapacaksanız akşam saatlerini tercih etmek ritimsel olarak daha mantıklı gözüküyor. Gelelim en önemli kısma. Akşam yiyeceğiz. Sağlam bir şey yiyeceğiz. Belli ki öğlen de yemedik yani. Akşam onun intikamını almak lazım. İftarı düşünün. Mesela bütün gün yemediniz. İftarda ne oluyor? Allah yarattı demiyorsunuz. Yani ne varsa götürüyorsunuz. Yemekle ilgili siz bilirsiniz ne yiyeceğinizi. Ben karbonhidrat yememenizi şahsen tavsiye ediyorum bir fizyolog olarak. Karbonhidratı hayatınızdan çıkardıkça mutluluk düzeyiniz artacak. Karbonhidrat bağımlılığınız azalacak. Ama daha da önemlisi kalabalık yemekler yemeye çalışın. Özellikle ailenizle beraber yiyeceğiniz akşam yemekleri ki bu saat 8'den daha geç olmamalı döngülerimiz açısından. Ailenizle beraber yiyeceğiniz bir akşam yemeği hem sosyal doyum, birazdan göstereceğim ne kadar önemli olduğunu, hem de doğru ve dengeli bir beslenme için çok önemli. Bunu ihmal etmeyelim. Elbette herkesin memleketi, meşrebi, alışkanlığı vesaire dolayısıyla diyeti farklıdır. Herkes için de tek bir diyet reçetesi olmayacağını tekrar hatırlatayım. Uykuya gideceğiz. Bana sorarsanız bu devrin en önemli problemi bu. Uyku. Artık uyuyamıyoruz çünkü prime time diye bir şey var. O saatte hep o dizi var, o saatte o program, o saatte o maç, o saatte o hoca televizyonda beyin anlatıyor. Yani hep öyle bir şey. O saatlerde uyanık kalıyoruz bir şekilde ve sorun şu, dedim ya, melatonin karanlıkta salınıyor. Bakınız bu bir benim de bulunduğum bir kongrede sunulan bir bilimsel çalışmadır. Ben de duyduğumda hayret ettim ve sonra yayınlandı bu. Video CD falan çalan cihazlar vardır ya, onun yeşil sayılar gösteren dijital göstergesi olur. Uyuduğunuz odada öyle bir gösterge varsa melatonin salgısı %60 azalıyor biliyor musunuz? Ondan çıkan ışıktan dolayı. Ama ilginç bir şekilde ay ışığının bunu yapmadığını söylüyorlar. Işık var, ışık var. İlginç bir şekilde. Ama yapay ışık melatonin salgınızı engelliyor. Odalar lütfen karanlık olsun. Çocuklarımızı karanlıkta uyumaya alıştıralım. Melatonin bizi onaran bir hormon. Kanserle, manserle, her şeyle savaşan o. Uykumuzu düzenleyen o. Rüyalarımızı güzel yapan o. Ve bizi sağlıklı bir şekilde yaşamak için destekleyen en önemli müttefikimiz o. Ama böyle uyumaya çalışıyorsak üzgünüm melatonin yok.
O akşam salınmaz. Hele gece 2'ye kadar falan benim çoğu zaman maalesef olduğu gibi oluyorsa yani pek olmuyor bu işler. Şimdi gelelim. Bunlar ana ayarlardı kabaca. Ben İstanbul'a gelmeden önce böyle bir şey hayal ediyorum. Muhteşem bir yer burası. Çünkü hep kartpostallarda öyle görüyoruz. Küçükken Boğaz Köprüsü'nü geçerken ne oluyorsa bana hala aynı şey oluyor, onu söyleyeyim. Yani bir sene yaklaşıyor buraya geldiğim. Hala heyecan yapıyorum geçerken. Geçen bir arkadaş İstanbul'un nüfus sorununa çözüm buldum diye bir tweet atmış. Çözümü de şu: Boğaz Köprüsü'nden geçerken hayretle sağa sola bakmayanı köprüden aşağı atalım diyor. Gerçekten katılıyorum. O manzara muhteşem. Ama o manzarayı beklerken genellikle şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bir kere trafik, hani İstanbul deyince belki de ilk aklınıza gelen problem. Beni daha fazla gelen problem inşaat problemi. Mesela navigasyonun bile yolları takip edemiyor. Çünkü yol diye gösterdiği yerin önüne bir tane rezidans dikilmiş oluyor. Etrafından 5 kilometre dolaşmanız gerekiyor. Ve sürekli bir yerlerden bir şeyler bitiyor. Ve çok insan var. Yani nüfusunu bilmiyorum ama gerçekten çok kalabalık bir yer. Kızımla beraber geldik. Büyük kızım diyor ki baba bu insanlar niye böyle bakıyorlar diyor. Kızım nasıl bakıyor bilmiyorum, bir garip bakıyorlar diyor sabah. Ankara'da herhalde herkes ne bileyim sayfiye yerindeki emekli amcalar gibi geliyor bizim çocuğa. Burada insanlar biraz da sinirli. Yani çünkü çok garip bir döngüsü var buranın ve geriyor insanlar, onu fark ettik. Dolayısıyla biraz da dedik hani beyin bilimsel olarak bakalım neler oluyor. Bunların hepsi stres kaynağı. Stres organizmada darlık yaratan şey. Ve biz çok kötü bunun taarruzu altındayız. Ama stres sistemini bilirseniz bize neye patladığını daha iyi anlayacaksınız. Stres sistemi hayatta kalmamız için bize verilmiş bir hediyedir. Ve bu stres sistemi bizdeki gibi çalıştığında bir şey yapıyor bakın. Bu normal insanın beyin hücresi. Uzun süre strese maruz kalan insanın beyin hücresi de sağda. Hiç uzman olmanıza gerek yok. Farkı görüyor musunuz? Dalları budakları kayboluyor. Sinir hücreleri iletişim kurdukları dallarını, antenlerini kaybediyorlar. Yani birbirleriyle konuşamaz hale geliyorlar. Yani beyniniz küçülüyor. Kapasitesi azalıyor. Sorun çözebilme, hayatı idame ettirebilme yeteneği azalıyor. Peki bu neden böyle? Ya bütün hayvanlar stres oluyorsa, onlarda da varsa bize niye bu kadar zararlı etki ediyor? Şu adamcağız bir kitap yazdı. Kitabın Türkçesi Zebralar Niye Ülser Olmaz? Hiç tabiatta ülser olan bir hayvan gördünüz mü stresten? Ya da efendim stresten depresyona girip intihar edeceğim, bu orman daha fazla çekilmez falan diye. Şimdi tabiatta böyle bir hayvan yok. Çünkü tabiattaki hayvanlarda stres müthiş bir hayatı destekleme yöntemi. Belgesellerde seyrederiz. Aslan ceylanı kovalar. Biz de büyük bir heyecanla belgeselde izliyoruz. Ne istiyoruz? Ceylan kurtulsun, aslan aç kalsın. Aslanlara gıcığımız var. Hakikaten ceylan kurtulunca çok seviniyoruz mesela. Ah kurtuldu. Fakat sonra çekmeye devam ediyorlar ceylanları. Bakıyorsunuz aslandan kaçıp kurtulup aslan tehlikesinden yırtınca şöyle bir ceylan hiç gördünüz mü? Allah'ım bu her gün beni kovalıyor, yarın da kovalayacak, her gün peşimde, ben ne yapacağım, hayat böyle geçer mi, lanet olsun, batsın bu dünya. Böyle bir ceylan yok. Aslan gittiği anda otlamaya başlıyor. Ya otluyor, ya çiftleşiyor, ya yatıyor, uyuyor. Bir şey yapıyor yani. Umurunda değil. Aslan o ceylanı kovalaması için sinirlenmesi lazım. Değil mi? Sinirlenecek, strese girecek ki kovalasın. Aç mesela hayvan. Avı da gördük. Gidiyor peşinden. Kaçırdıktan sonra hiç şöyle bir aslan gördünüz mü? Allah kahretsin, ben şimdi arkadaşlara ne diyeceğim? Ulan nasıl kaçırdık bunu? Benden de adam olmaz, aslan olmaz daha doğrusu. Hayır şöyle böyle. Yok, o da kaçırdıktan sonra bakıyor gitti. Tamamen kaderine razı, tevekkül içinde gidip yatıyor. Biraz dinleniyor. Öbür av gelene kadar bekliyor. Tabiatta stres çok kısadır. Ve genellikle mesela kovalanan hayvan kaçtığında ya da yendiğinde stres sona erer. Yani bir yerse de değil mi stres biter. Ama bizde öyle değil. Bizim zihnimizin ileri geri gidiş hali var ya, bizde her şey stres yapıyor. Artı stres sistemi bizim dilimizden, bilincimizden bağımsız. Yani dilimizle söylediğimiz şey o sisteme hükmetmiyor. O bize ne hissettiğini anlatamıyor. Sadece kalbimiz sıkışıyor. Ay bir şey oluyoruz, içimiz daralıyor falan filan. Bize öyle sinyal gönderebiliyor. Şimdi böyle bir sistem nereden çalışıyor? Bizim beynimizin içinde bakın amigdala diye bir yer var. Şurada badem gibi iki taraflı bulunur. Strese girdiğiniz zaman burası coşar. Burası faaliyete geçer. Faaliyete geçince ne yapar?
gider hipotalamus diye başka bir yere haber verir. Abi stres var, ayaklandır milleti diye. O tutar ACTH diye bir hormonu kana verir. Bu hormon kanla her tarafa gider ta böbreklerinizin üstündeki böbrek üstü bezine kadar. Oraya gelir der ki abi bizi kovalıyorlar ya da savaşacağız yani durum berbat. Gönder destek birliklerini. Bu da kortizol diye bir hormon salgılar. Stres durumunda kortizol şunu yapar. Kan şekeriniz yükselir. Niye? Savaşacaksınız, enerji lazım, ortada şeker bulunsun. Bağışıklık sisteminizi, midenizi, şunu bunu baskılar. Niye? Harcanacak enerji yok kardeşim. Şu anda içeriğiyle uğraşamayız, dışarıda tehlike var. Sen bütün enerjiyi kaçmaya, savaşmaya ver. Bu yüzden kortizol salgılandığı zaman vücudun iç işleri durur, dışa vuran bir kuvvet başlar vücutta. Aslandan kaçarken bu güzel. Fakat bu sistem dilsiz olduğu için, bu sistem konuşamadığı için siz trafikte, otobüste, arabada kaldığınız zaman amigdala aktive oluyor. Diyor ki sal diyor ACTH'yi üst tarafa. Gönderiyor böbrek üstü bezi basıyor kortizol. Siz otobüste paşa paşa dururken haşır haşır kortizol salgılanıyor. Niye? Mesaiye geç kalıyorum. Bu kortizol her sabah böyle salgılanıyor. Sınav zamanı bütün öğrencilerde salgılanıyor. Efendim bilmem ne fatura geldi, tarihi geçti, kredi kartı, cart diye kortizol basıyorsunuz. Her gün kortizol. Ne oluyor biliyor musunuz? Çok uzun süre kortizol vücudunuzda yüksek kaldığında her tarafı darmadağın ediyor. Her tarafı. Beni ilgilendiren kısmı başta beyninizi küçültüyor. Özellikle birkaç yıl kronik stres çekenlerin hemen hemen hepsinde beyin küçülmesini ölçebiliyoruz. Kortizol aşırıysa şu gördüğünüz etkiler ve çok daha fazlası. Biliyorsunuz reflü işte mideye vuruyor bakın. Düşmanlık hisleri, devamlı kızgın insanlar. Devamlı bir şeyler yemek istiyorsunuz. Kan şekerinizi yüksek tutmak için. Obezite, artrit, bağışıklık sistemi zayıflıyor. Yavaş metabolizma, depresyon, hipertansiyon, kronik yorgunluk. Onu bir arada. Takdir edersiniz ki hiç akıllıca bir şey değil. Biz bunu niye yapıyoruz peki? Biz yapmıyoruz, elimizde değil. Ayarlar böyle. Şehir ayara uygun değil. Şehir yanlış yapılmış. Yani bizde bir problem yok. Tabiatta bu bizim çok işimize yarıyordu. Sonunda çoğu insan depresyona giriyor. Depresyon çöküntü demek. Uzun süre gerginlik bizde çöküntü yaratıyor. Bu depresyonu işte klinikte tanısını koyuyorlar, efendim bakıyorlar, araştırıyorlar. Mesela beynin küçüldüğünü biliyoruz. Yine özellikle hafızayla ilgili bölge hızla küçülüyor. Ve seneler içinde depresyonu tedavi etmeyecek olursanız bakın beynin hafızayla ilgili bölgesi böyle küçülüyor. Şu çizgiyle gördüğünüz gibi bayır aşağı gidiyor. Ama antidepresan ilaçlarla tedavi ettiğinizde birkaç ay içerisinde bunun geri döndüğünü görüyorsunuz. Antidepresan ilacı bırakınca tekrar depresyona getirdiği için gene küçülüyor. Böyle pimpon oyunu gibi büyüyor, küçülüyor. En iyi çözüm ne? Bir şekilde stresi hayattan uzaklaştırmak. Bunu nasıl yapacağız? Geliyor birazdan. Tek stres kaynağı bunlar değil. Bir saniyede internette neler oluyor neler. On binlerce Facebook videosu atılıyor, Instagram'a resim atılıyor falan. Çoğunu Özge atıyor. Öyle. Gel bir sürü bir şeyler yağıyor. Mesela 3-5 kişiyi takip etseniz bile saatlerinizi geçirebilirsiniz orada. Devamlı bakabilirsiniz. Beyniniz bu veriyle çok meşgul. Bu stres yaratıyor. Çünkü beynimiz böyle bir şeye hazır değil. İlkel çağları düşün. Hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Sadece sosyal medya değil, basılı medya da öyle. Geçen kitap fuarında bir yayın evine sordum. Sizin kaç kitabınız var? Dedi işte 3000 küsur, 900 tane bizim kitabımız var. Ayda dedi Türkiye'de ortalama 4000 kitap basılıyor dedi. Türkiye gibi pek kitap okunmayan bir yerde. Şu verileri Wikipedia'dan buldum bakın. Çin'de 2013'te 440 bin yılda kitap basılmış. Türkiye'de 2014'te 50.752 kitap basılmış. Bu kadar kitabı kim okuyacak? Ayda 4-5 bin kitap çıkıyor demektir bu. Korkunç bir rakam. Eğer kitap mitap takip etmeye çalışıyorsanız bu da ayrı bir stres. Hangi birine yeteceğim okuyamadım, Allah kahretmesin cahil kaldım. Yani aslanın, ceylanın düşmediği ne kadar dert varsa hepsi bizim başımızda. Ve bütün bunlar devreleri yakıyor. Artık bir şey düşünemez hale geliyoruz. Sonuçta çare ne? Ver abi bir antidepresan. Oh mis gibi. Ne güzel dünya yansa bir kucak otum yanmaz. İlaç bağımlısı olduk. Dünyada milyarlarca, trilyonlarca dolar ilacı harcanıyor. Çünkü bununla baş edemiyoruz. Halbuki fabrika ayarınızı bilirseniz işler o kadar da zor değil. Bir kere bizim beynimiz süper sosyal bir beyin. Diğer insanlar olmadan hayatta kalamıyoruz. Küçük de olsa sağlam bir sosyal grupta yaşamamız lazım.
uzun yaşayan insanların hemen hemen hepsinin sağlam insani ilişkileri var. Ortak nokta olarak bir tek bunu görebiliyoruz. Ve şu basit deneyi izleyecek olursanız dikkatle, insanın doğuştan neye programlı olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Laboratuvar ortamında yapılan bir deney. Anne ile bebek oynuyorlar. İzlemesi de oynaması da çok zevkli. İşte bebek kıkır kıkır, anne her türlü nazını çekiyor falan filan. Standart anne bebek oynaması. Ama burası laboratuvar. Birazdan anneye bir talimat gelecek. Bu talimat neticesinde anne arkasını dönecek. Tekrar bebeğe döndüğünde orada olacak ama hiçbir duygusal ifade vermeyecek çocuğa. Ve çocuğun yüzüne dikkat edin, anne geri döndüğü anda. Yüzünde ifade yok. Şimdi geliyor. Talimat geldi. Deney başladı. Tipe bakın. Tak. Hemen bir şey fark etti bakın. Saniyede. Şimdi çocuğun yemeği suyu eksik değil. Bir yerine bir şey batmıyor. Bir rahatsızlığı yok. Nedir bu ajitasyon? Ne yapmaya çalışıyor? Anne fiziksel olarak orada. Hiçbir yere gitmedi. Ama diyor ki gel bana bir şey yap. Duygusal olarak bana tepki göster. Her şeyi yapıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Ya çocuklar en son çaresine oraya kadar gidiyor biliyorsunuz. Yırtacak kendini şimdi, ağlayacak. Ama çok sıkıntılı bakın, bağırıyor falan. Allah'ım diyor ya, nereye geldik biz? Bak arkaya falan bakıyor, kamera şakası mı var acaba, ne oluyor diye. Annenin de yazık duruma bak, gözler kırpışıyor falan. Kadıncağız perişandır, bu deneyi yapmak kolay değil anne hormonlarıyla. En sonunda artık tamam, cağırt cürt dedi, ağladı. Tabii etik nedenlerle deneyi sonlandırmanız lazım. Anne tamam diyor, cicim diyor falan filan, çocuğu teskin ediyor. Ama anne tekrar geldikten sonra çocuğun tipine bakın. Bir anda. İnsan bebeğinin neye ihtiyacı var? Bakın yemeği, suyu, bilmem nesi hiçbir şey eksilmedi. Onu eksiltseniz bile bu kadar ajitasyon çıkarmıyor. Ama bir an o geri bildirimi alamadığı zaman doğuştan ayarlı olduğu şeyi almak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz doğuştan buna kurguluyoruz. Yani bunu aldığımız zaman mutluyuz ve her yaşta da en büyük ihtiyacımız bu. Diğer insanlarla bağlantı kurmak. Eğer bunu iyi yapamazsak bağımlılıktan depresyona her şey kapıda bizi bekliyor. Ve bütün streslerinde bana sorarsanız aslında çözüm yolu biraz buradan geçiyor. Gitmeden evvel size bir formül vereyim. Ben formül vermeyi sevmem ama bu herkes için geçerli olabilecek tek formül olduğu için verebilirim. Bizim fabrika ayarlarımız kısaca şöyle. 400 bin yıl önceki, 200 bin yıl önceki atalarımız özellikle 160 bin sene önce Doğu Afrika'dan çıkıp birkaç bin senede dünyada on binlerce kilometre yol gittiler. Yani hiperaktif çocuk diyoruz ya bugün. Aynı onun gibi bir şeydiler. Yerlerinde duramıyorlardı. E niye? Market, bakkal, çakkal yok. Yiyecek bulmak için yeni bir yere gideceksin. Sürekli hareket eden hayatta kaldığı için biz onların torunlarıyız. Hareket etmediğim zaman hastalanıyoruz. Hareketsiz bir beden olmuyor bize. Hareket etmemiz lazım. İki, az ve aralıklı yememiz gerekiyor. Çünkü tabiatta fast food yoktu. Yani böyle işte girip bir lokantaya gömçüreyim yoktu. Mesela meyve yiyorduk ama o zamanki elma şimdiki havuç kadar tatlıydı. Vahşi elmaydı çünkü. Biz onu ıslah ettik. Şimdi şeker topağı bir tane elmamız var. Onun bir tanesini yedik mi antik insanın 10 günde yediği elma kadar enerji alıyoruz. Dolayısıyla çok fazla besin alıyoruz. Az ve aralıklı yedikçe. Arada bir de aç kaldıkça daha sağlıklı oluyoruz. Bakın bu tıbben bilinen en iyi ömür uzatma yöntemidir. Arada bir aç kalmak. Ömür uzatma demeyelim de sağlıklı yaşama yöntemidir. Çünkü ömrün ne kadar olacağını kimse bilmiyor. Olumlu sosyal ilişkiler olmazsa olmazımız. Bizim tek başımıza stressiz ve sağlıklı kalmamız pek mümkün gözükmüyor. Sırtımızı yaslayacağımız birileri olması lazım hayatımızda muhakkak. Küçük de olsa böyle bir grup. Buna mesela aile diyoruz. En iyi örneği aile. Ve ne yapıp edip düşük stresli olmamız lazım. Peki bu fabrika ayarlarını nasıl tutturacağız? Söylemesi kolay. Her gün hareket et, az ye, pas oruç mu tutacaksın? Ne yapayım, nasıl yaşayacağım yani? Aslına bakarsanız dünyadaki hemen hemen bütün insanlar bunun çözümünü bulmuşlar. İnançlar, dinler ve ibadetler. Hemen hemen hepsine baktığınızda ortak bazı özellikler içerirler. Hepsi bizim fabrika ayarımızı bize hatırlatırlar aslında. Her dinde bir takım ibadetler vardır. Özellikle bedensel hareket içeren şeyler vardır. Ve hareket etmemizi sağlamaya çalışırlar. Az ve aralıklı yemek. Oruç ibadeti olmayan yeryüzünde hiçbir din yokmuş, araştırdım. İlahiyatçılara falan sordum.
Yani az ya da çok. Oruç pratiği olmayan hiçbir din yok. Niye bütün dinler aç bırakıyor bizi? Gıcıkları mı var? Demek ki fabrika ayarıyla ilgili önemli bir şey bu. Herkes de bunu bir şekilde keşfetmiş. Olumlu sosyal ilişkiler. Mesela İslam'da zekat biliyoruz, yardımlaşma. Bir birlik sağlayacak, kardeşlik sağlayacak her şey aslında bizim fabrika ayarımızı destekliyor. Ve dolayısıyla bize bunu yapmayı hatırlatıyor aslında sıklıkla. Ve düşük stres. Düşünsenize, hepimiz öleceğiz. Ölümcek olan var mı? Hepimiz öleceğiz. Bir rahatlık veriyor size. Yani bu kadar değil canım. Arkası yarın. Orada bir şey var. Dolayısıyla bu çok büyük bir rahatlık. Çünkü ölüm en büyük stres kaynağıdır. Ölüm düşüncesi ve insanoğlu öleceğini bilen tek canlıdır. Bundan dolayı en büyük stresini halledene boğaz trafiği ne yapar? Değil mi? Daha sakin oluyor insanlar. Olaya bu açıdan baktığınızda Alan de Botton'un bir kitabı var. Ateistler için din diye. Çok hoşuma gidiyor başlığı. Diyor ki ateistlere tamam yani dindar olmayabilirsin, yanmayabilirsin. Ama diyor dinler güzel şeyler keşfetmiş. Bak da kullanalım diyor yani. Fena fikir değil. Ya adamların yaptığı her şey de boş değil diyor yani. Anlatabildim mi? Alan de Botton bir ateisttir sonuçta. İşe yarayan bilgi alıp kullanma konusunda gerçekten dürüstçe bir yaklaşım. Benim bu kadar sene sinir bilimi okudum da ne çıkarttım derseniz dedemden farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Onu da söyleyeyim. 2 dakika bir sakin olmak lazım. Elimizdekilerin kıymetini bilmek lazım. İçinde yaşadığımız şehir güzel bir yer. Hakikaten fena bir yer. Muhteşem yerleri var. Ne kadar strese girersem gireyim ben mesela kendi açımdan söyleyeyim. Ve bu 10 sene kadar İstanbul'da yaşamış bir arkadaştan da aynısını duyunca deli olmadığıma ikna oldum. Mesela bir Boğaz Köprüsü'nden geçince ya da işte Ortaköy'e şöyle bir sağa sola baktıkça, bir Beykoz'u falan gördükçe İstanbul size mutluluk rüşveti veriyor. Oh yapıyorsun bir şöyle, oh be. Yani bir şeyleri görünce böyle bir stresin azalıyor. İşte Üsküdar'da şu görmek şunu değil mi? Çok havalı yani. Şimdi nerede var Allah aşkına şu pizza kulesinde yeri şeyin ne yapayım? Bak ne kadar güzel. Ne kadar stres olursanız olun yani sağa sola bakmayı akıl edebildiğimiz zaman, buna zaman ayırabildiğimiz zaman aslında o stresi azaltacak yollar var. Her hali bir ayrı güzel bana sorarsanız. Trafiği bile böyle bakınca güzel. Gece Haliç'te tıkanıp kalmak muhteşem. Ne kadar eski biliyor musunuz? Osmanlı 600-700 senedir tarihsel olarak. Ya Osmanlı'nın işte ömrü. Bundan 100 sene önce Cumhuriyet, 100 senelik bir şeyde Cumhuriyet var. Ondan önce birkaç yüz sene işte Roma diyelim. 6000 yıl üstüne bastığınız toprakların insanla buluşmasından sonra geçen süre. 6000 yıldır burada insanlar var. 6000 yıldır insanın yaşadığı yerde canınız sıkılırsa Allah sizi çarpar. Onu da söyleyeyim. Millet boşuna 6000 yıldır burada durmuyor. Dolayısıyla güzelliği görebilen biziz. Estetik algısı sadece insanda var. Maymun güzelmiş, çirkinmiş bakmaz. Musa yer, taşsa atar. Bu kadar. Ama biz o estetikten haz, o hazdan stresimizi sakinleştirecek sebepler devşirebiliyoruz. Bence bunu sıklıkla yapalım. Beyin bilimci de bu konuda çok fazla şey biliyor diye düşünmeyin. Çünkü beyinle ilgili temel bir kural vardır. Beynimiz eğer onu anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı bizler yine muhtemelen onu anlayamayacak kadar basit olacaktık. Yani burada böyle ahkam kestiğime bakmayın. Benim de bir sürü derdim var kendi beynimle ilgili. Öyle kolay çözülebilir bir mevzu değil. Ama kabul edersiniz ki kendi üzerimizde düşünmek, tefekkür etmek için güzel mevzu. Dolayısıyla teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Beraber yapınca daha güzel oluyor. Sosyal. Evet. Özetleyebildim mi bilmiyorum ama benim açımdan durum böyle gözüküyor. İstanbul'da özel bir sorun yaşayan var mı? İstanbul'da gıcık olan, ya şu benim beynimi çok meşgul ediyor falan. Yani en azından bir beyin bilimcinin yardımcı olabileceğini düşündüğünüz bir konu var mı acaba bununla ilgili? İnşallah yoktur. Stres dediğiniz kavram olarak anksiyete mi? Hayır. Kronik stres uzun süren daraltıcı etki. Çok uzun süren bir böyle sizi sıkan bir şey. Her gün trafik mesela. Anksiyete ile arasında... Anksiyete bir bozukluk. Siz uzun süre stres olduğunuzda nedensiz yere, ileriye yönelik bir gerginlik hissetmeye başladığınızda. Yani evde oturuyorsunuz. Ay kalbim çarpıyor, ay kötü bir şey olacak. İşte bu anksiyete. Sebep yokken. Anlatabildim mi? Sorusu olan arkadaşlar acaba... Evet, oradan bir mikrofon verelim. Adım Ömer Çetin. Buna aslında bir cevap olarak değil de sadece yaşadığım şeyi söylemek istiyorum. Sadece alışıyorum.
İyi bir şey mi kötü bir şey mi olarak mı söylediniz? Bunu aslında yani bütün bu anlattıklarınıza bakarak konuşursak iyi bir şey değil tabii. İyi bir şey değil. Ama mecburen sosyal yaşam, çevresel etkiler, etkinlikler diyelim. Mecburen bu yaşama bizi adapte. Sıkıştırıyor değil mi? Yani bizi bir olağa sokuyor. Ben sinir bilimden öğrendiğim bir şey daha söyleyeyim bu vesileyle. Madem onu dediniz. İnsanın mutlu olmasının diyor bir psikolog. Çok meşhurdur bu çalışma arasında. İsmini söyleyeceğim de aklınızda kalmaz. Mihail Csikszentmihalyi diye tuhaf ismi olan bir adam. Diyor ki insanın mutlu olmasının tek yolu etrafında kendisine doğal ya da diğer insanlar tarafından biçilmiş olan sınırları aşmasıyla mümkündür. Mutluluk sınırı aşmakla mümkün. Yani bu hadsizlik etmek anlamında söylemiyorum. Mesela bu elbiseler bakın haddi aşarak kendimize elbise yaptık. Bu sayede ısınabiliyoruz. Ya haddimiz ne bizim? Çırçıplak gezmek. Normal biyolojik haddimiz bu. Ama bunu aşıyoruz. Biyolojik olarak ya da toplumsal olarak bize dayanan şeyler aştıkça mutlu olacağız. Mesela internette görünce hoşumuza gidiyor da herkesin stresli olduğu bir yerde bir sabah karşılaştığınız herkese anlamsızca sırıtmak çok devrimsel bir hareket olabilir. Müthiş bir hadsizlik olabilir. Ve inanın bana ayna nöron dediğimiz bir sistem yüzünden çok kısa sürede bulaşır ve devrime dönüşür. Yani herkes bir otobüse bakın bir metrobüste o tıkış tepiş konserve gibi gidiyoruz ya. Allah aşkına bir sabah deneyin yaptık, yaptılar. Arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız yaptılar. Otobüs valla düğün alayına döndü. Oluyor yani oluyor. Diğer insanlar da bunu anlıyor ama sebep bulamıyorlar. Siz verin sebebi. O zaman görürsünüz aslında her şey fabrika ayarına ne kadar hızlı dönüyor. Bir tebessüm, bir selam karşınızdaki insanın beyninde ama içtense karşınızdaki insanın beyninde sebepsiz yere 25 bin dolar para kazanmış kadar ya da 4 bin bar çikolata yemiş kadar ödül kimyasalı olan dopamini salgılattırıyor. Neden gülümseme bizim için bu kadar önemli? 150 bin yıl önce birisi ne zaman gülümseyebilir? Avlanmıyorsa, yemeği varsa, rahatı yerindeyse, tuzu kuruysa ancak o zaman gülümser. Diyor ki ben iyiyim, rahatım, tehlike yok, gel sen de rahat ol. Bu devre gülümsemeyi çok önemsiyor. Gülümserseniz o da size gülümser, her taraf gülümser. Bu tamamen beynin kuralı. Yarın bence bir deneyin. Bak, hocam en son yani çok ilham verici bir şey söylediniz. Bana dediler ki saçmalama, beyin anlatsan kim dinler? Aha buyurun. Anlatınca geliyorsunuz işte ne yapayım yani. Hem de maç günü. Hem de maç günü yani. Sizin anlattığınız bu şeyleri prensiplere uyan ilke yani örnek aldığım bir insan var. Orhan Aslan Ankara'da. İşte ne varsa Ankara'da var. Tanışmadık galiba ama. Ankara'da. Nasıl? Ankara'da doğdum. Evet. Devrim yapmaya gelmişsiniz bence. Kaptırın gitsin. İstanbul'u başkentler değiştir diye bir slogan atalım buradan hemen. Buyurun efendim, başka katkı önden bir hanımefendi. Mikrofon geliyor şimdi. İyi akşamlar. Ankara'dan geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, sağ olun. İstanbul'da çok atıfta bulundunuz ama Yahya Kemal'in çok güzel bir dizisi var. Ankara'nın en güzel yanı. İstanbul'dan dönüşü galiba. Yani. İstanbul'a dönüşü. İstanbul'dan dönüşü galiba. Aha. Öyle demiş, beni çok üzerdi bu. Gelince anladım adamcağız yani suçlu değilmiş şimdi Allah için. İstanbul'umuz güzel ama sizinle daha güzel oldu. Ben estağfurullah, sağ olun. Size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Bugün yiyecekleri beynimizi çok programlıyor. Evet. Özellikle amigdala üzerinde şekerin ve karbonhidratın çok büyük bir rol olduğunu öyle okuyoruz. Bu konuda söyleyeceğimiz şeyler var. Benim gençlere de çok tükettiği için. Aynen öyle. Ben de bir genç kızım. Güzel bir soru. Aslında hepimiz fazla tüketiyoruz. Sorun şu, hep fabrika ayarlarına vurgu yapıyorum ya. Aslında bu tip bir soruyu kendiniz de şöyle cevaplayabilirsiniz. Biz bu kadar karbonhidrat yiyoruz, bu kadar çok niye tüketiyoruz? 150 bin yıl önce ne kadar bulup yiyebiliyorduk? Bu soruyu sorduğunuz zaman aslında her şey çözülüyor. Şimdi şeker, karbonhidrat, un, nişasta bu tip şeyler tabiatta nispeten bayağı az. Şeker zaten hiç yok bu haliyle ama işte nişasta falan da köklerde, möklerde, patateste falan bulduğumuz bir şey. Bulunca az ya hatır utur yemek istiyoruz. Çünkü az onu yiyeceğiz, vücudumuzda yağ çevireceğiz. Atalarımızdan bahsediyorum.
O atalar daha sonra birkaç gün aç gezecekler. O açlık sırasında o yağları kullanacaklar. Şimdi bizim vücutta temelde fizyolojikten böyle çalışır. Orijinalde ayar bozulmadığı zaman. Şekeri mekeri alırsanız ne alırsanız fazla kalori aldığınızda yağ olur. Aç kaldığınızda o yağ kullanarak işte keton cisimcikleri dediğimiz bir şeyler kanda gezmeye başlar. Vücudunuz o besler. Ama siz her gün patır patır şeker alabiliyorsanız şeker yağdan çok hızlı yakılır. Şeker hızlı yakıldığı için yağları yakmaya sıra gelmez. Siz hababam şeker alırsınız ve bu kolay enerjiye alışırsınız. Şeker hızla kan şekerinizi yükseltir. Hrup diye kullanılır, küt diye kan şekeri düşer. 3 saat sonra yağ içim kıyıldı bir şeyler daha yiyeyim olursunuz. Fakat yağ yaktığınız zaman 5 saat açlık hissiniz olmaz. Çünkü yağlar ağır ağır uzun sürede ve devamlı yakılır. Fabrika ayarı demek ki neymiş? Şeker bulunca gömçür ama çok az bulabiliyorsun. O yüzden çok yiyemiyorsun zaten. Aynı fabrika ayarı bugün gidiyorsun Migros'ta bir tane rafta atalarınızın sülalesini göremeyecek kadar şeker var. Oh Allah'ım hele o çocuklar bakın ön beyniniz fren sistemi de iyi gelişmediği için. Ver bu şekeri ver onu ver bunu ver langır langır nasıl götürüyor çocuklar? Neden çocuklar hızlı obez oluyor? Hepimiz şeker bağımlısı hale geldik. Bunun da çok kolay bir çözüm var. Dediğim gibi ben bile becerdim. Ben bile derken beni tanımayanlar için şöyle bir örnek vereyim. Gaziantep'te bir kongre için gittiğim zaman ismini vermeyeyim reklama girmesin bir baklavacıya götürdüler beni. Dediler ki buranın meşhurdur kuru baklava yaptır götürürsün. Ben 2 kilo söyleme sahip böyle kutu yaptırdım. Dediler ki bir ikram edelim. Bana baklava ikram ettiler. Yalnız ikram ettikleri baklavaların her biri sabun kalıbı kadar 4 tane. Ben onu yedim. Adama dedim ki ayıp olmazsa ben bir tane... dedi abi ne demek onu da verdi. Ben orada oturdum yarım kilodan 2-3 dilim fazla baklavayı yedim. Hala da kesmedi. Yani ben böyle bir adamım ya. Anlatabiliyor muyum? Ben baklavayı rutin yiyen bir adamdım. Yani gidip özel baklava günü ayırıp yerdim yani. Fakat sorun şu, sonu yok. Yani baklava yeye geçmiyor. İşte bu sunumlar için Türkiye'yi gezerken şunu fark ettim. Şeker yemediğim gün daha iyi konuşuyorum. Dedim ki ben biraz yemeyeyim. Sonra vücudum şeker istememeye başladı. En son Ankara Hacı Baba'ya da bir konuşmamız var. Hacı Baba'yı bilenler bilir Ankaralılar. Oranın işte en iyi baklavacısı. Yemek vardı. Ben yemek yemeyecektim. Getirdiler baklavayı koydular. 2 sene önce olsa onu tabağıyla yerim. Mümkün değil bırakmam. Yemin ediyorum elim gitti. Yiyemedim. Ya, içim almadı. Çünkü vücudunuzun ayarı bir kere fabrika ayarına dönünce onun ne kadar fazla geldiğini fark ediyorsunuz. Yani bugün bunu hepinizin önünde internet canlı yayında gönül ferahlığıyla söylüyorum. Yarın bir gün bilmem nerede beni baklava yerken yakalarsanız kesin hovardalık ediyorum. Yani şımarıklık başka bir şey değil. Gerçekten canınız istemiyor bir süre sonra. Ama şunu da hep söylerim. Bir fizyolog olarak bunun arkasındayım. Fizyoloji bu arada vücudun normal çalışma sistemini inceleyen bilim dalıdır. Yıllardır söylüyorum. Siz fabrika ayarınıza döndükten sonra istediğinizi yiyebilirsiniz. Çünkü zaten zararlıyı vücudunuz almıyor artık. Vücut biliyor ne yemeniz gerektiğini. Ama şimdi fast food'la, karbonhidratla bozulmuş ayar maalesef hep daha fazlasını istiyor ve bu da gittikçe bizi hasta ediyor. Şişmanlatmasa bile iç organ yağlanmasından dolayı maalesef hayatımız bayağı kötü bir halde. Hocam son bir şey daha sormak istiyorum. Evet. Bir Japon bilim adamı biliyorsunuz 3 günlük 72 saat bir açlık yaşandığı takdirde vücudun kötü bir hücre ürettiğine dair yanlış şey hatırlamıyorsam Nobel ödülü de almıştı. Nobel değil galiba ama bu çalışmalar tartışılıyor çok. Çok farklı açlık modelleri uygulanıyor. Her şeyin aşırısı zararlıdır. Ama şunu söyleyeyim. Bakın Batı'da intermittent fasting diye bir şey var. Şu anda tıpta uygulanıyor. Aralıklı oruç demek Türkçesi. Intermittent fasting. Ne demek biliyor musunuz? 10-11 civarında kahvaltı et. Akşam 7'ye kadar bir şey yeme. Ne anlattım ben size? Bizim normal insanın yeme döngüsü zaten. Onu yaptığınızda bir anda depresyonunuz geçiyor. Mesela önce depresyon iyileşiyor. İşte şeker hastalarına çok iyi geliyor. Egzersizle birleştirdiğinizde insülin kullanmayı bırakıyor şeker hastaların çoğu. Falan falan. Yani fabrika ayarınıza biraz dönebildiğiniz zaman uzun süre aç kalmaya falan gerek yok. Yani açlık da çok akıllıca bir şey değil. Uzun sürede vücuda zarar veren bir şey. Çünkü yani enerji istiyor bu vücut ama öyle her günde 3 öğün yiyecek kadar da enerji harcamıyoruz yani ne yaparsak yapalım. Hani sporcu değilseniz tekrar söylüyorum özel bir metabolik durumunuz yoksa günde 2 öğün tıngır mıngır yemek fabrika ayarına döndükten sonra yetiyor ve artıyor bile. Ben teşekkür ederim. Bu konu bakın önemli özellikle 35 yaşından sonra herkes artık
Ondan önce hafıza kapasitemi nasıl arttırabilirim? Sınavda nasıl daha çok soru yapabilirim soruları gelirken 35'ten sonra ne yiyelim, ne yemeyelim, hangisi kolesterol yapar? Bu sorulara geçiyoruz. Formülü basit işte yani. 4 madde var. Ona göre yaşayalım, iş bitti. Kimde sıra? Teşekkür ediyorum Sinan Hocam. Zeki Hocam buyurun. Şimdi ilk insandan günümüze 200 bin yıllık insanlık tarihi fabrika ayarlarından bahsedelim. Evet. Biraz fantezi yapalım. Eyvallah. 200 bin yıl sonra süreyi arttırabiliriz. Sinan Canan Altınzade Kültür Merkezi'ne geldi. Ne anlatırdı? Fabrika ayarları. 200 bin sene sonra da eğer Sinan Canan gibi bir adam olsaydı muhtemelen aynı şeyleri anlatacaktı. Çünkü insan gibi kompleks bir organizmanın o 200 bin yıl önceki ayarının tamamen değişmesi için yaklaşık 10-15 milyon yıl gibi bir süre gerekiyor. Ya bizim organizmada stazis diye bir özellik var gelişmiş organizmalarda. Bayağı biz kendi yapımızı korumaya meyilliyiz. Ama insanın kültürel değişimi, biyolojik değişiminin o kadar üzerine çıkmaya başladı ki 5 yıl sonra buraya muhtemelen Sinan Canan değil, Google yapımı bir yapay zeka gelip bunu size anlatacak. Yani yaşadığımız ortam çok değişiyor. Yarın bir gün, yani biz daha cep telefonu nasıl çalışıyor abi derken, dünyayı yapay zeka yönetecek, başladı şu anda zaten. İnternetteki çevirilerinizi insan yapmıyor, Google'ın yapay zekası yapıyor. Ve Google'ın yapay zeka modülleri aralarında dili icat ettiler, konuşuyorlar. Mühendisler bilmiyor ne konuştuklarını. Yapan mühendis bilmiyor. Dili icat ettiler. Adamlar dışarıdan bakıyor. Ay ne güzel bizimkiler dili icat etti diye. Ya plan yapıyorlarsa arkadan ne yapacaksın? Haberleri yok. Mesela TED konuşması var, izleyin. Kadın diyor ki yapay zekayı ben yaptım ama kapalı kutu. Bilmiyorum diyor içinde ne olduğunu. Yani biyolojiyi aştık biz maalesef. Biyoloji içinde kalsa çok barışçıl güzel bir hayatımız olacaktı ama keşke 200 bin yıl sonra burada konuşacak insanların olduğuna ihtimal verebilsem. Biz pek burada olmayacağız gibi gözüküyor. 200 bin seneye kalmaz yani. Biz bence zevahiri kurtaralım. Sonra ne olur bilmem. Hocam arkaya aktarabilir miyiz mikrofonu? Bu stresle alakalı olarak bir yerde okuduğum bir şeyi sormak istiyorum da. Bu alfa beta beyin dalgası varmış. Streste beta doğuyormuşuz ama alfada yaşamamız gerekiyormuş. Bunun için de günde 10 dakikalık bir nefes egzersiziyle bunun olabileceğini okudum. Meditasyon diyorlar buna işte. Aynen, meditasyon şu anda dünyada en fazla satan eğitim türü. Sebebi herkes stresli. Stresin en kolay çarelerinden bir tanesi bu. Her sabah 10 dakika bile değil, 5 dakika tek yapacağınız şey... Dik oturacaksınız, elinizi göbeğinize, belinizi göğsünüze isterseniz koyun. Hani bu da görüntü açısından güzel oluyor. Şöyle. Bak göbek şişecek, derin nefes. Yavaşça öyle. Bir tek şey yapmanız lazım. O 5 dakika boyunca nefesinizden başka bir şey düşünmeyeceksiniz. Bu kadar. Diyorum da, deneyin yarın sabah ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. 15. saniyede sınav. 35. saniyede kredi kartı. Sonra... Evlilik ne oluyor falan. Uçar o zihin. Ama bunu birkaç hafta rutine bağladığınızda o şeyin tadını alacaksınız. Düşüncesi susmuş zihnin muhteşem dinginliğini yaşamaya başlayacaksınız. O zaman da gün içerisinde bu devreyi nasıl devreye sokacağınızı öğreneceksiniz. Vücudunuz bunu kendi kendine öğrenecek zaten. Mağara devri diyorlar ya eski insan zamanında hani eski insanlar. Ya onların düşünün akşam ne yapıyordu bu adamlar? Bak kredi kartı yok. Su parası bir şey. Yok ya yok hiçbir şey yok. Ertesi gün okul yok. Ne yapıyor sizce? Mağara duvarına bakıyor böyle. Ya da işte nerede oturuyorsa. Bakıyor, oturuyor. İbadet ediyor, tefekkür ediyor. Bir şey yapıyor ya. Öyle de oturuyor. İşte bu meditasyon size diyor ki bütün kadim gelenekler, bütün dinler, bütün öğretiler. 2 dakika fişi çekin. Fabrika ayarınıza geri dönün. Her an televizyona bakmayın. Sosyal medya kontrol etmeyin. Mesela ben arkadaşlar tartışma programlarına çok çıkıyorum. Ama biliyorum ki hiç kimse tartışarak fikri değişmiyor. İnsan ne zaman fikri değişir biliyor musunuz? Evde otururken, yalnız başınayken. Vahiy Hira da gelir. Şehirde değil. Dolayısıyla bir sakin bir yeriniz olacak. Şalteri kapatacaksınız. Bakın neler geliyor o zaman size. Açılır. Ondan sonra nasip neyse artık bilemem ben o kısmını.
oradan kaptırırsınız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum bu güzel yaklaşımda. Alfası betası da çok önemli değil bu arada. Onlar şey, çamaşır makinesinin sallanması gibi bir şey yani. Önemli olan içeride ne çamaşır oldu. Arka taraftan bir arkadaşımız mı var? Merhaba hocam. Merhaba. Sizden biyoloji dersi aldım bu dönem. Ne diyorsun? Allah yardımcın olsun. Umarım gelecek senelerde de... Bir şey değişti mi hayatında? Tuhaf bir durum oldu mu? Tabii ki. Ne oldu bir kısaca söylesene mesela. Ne oluyor farklı olunca yani? Biyoloji alınca ne oluyor? Hocam sen... Almasan olur muydu? Hayır, kesinlikle kendimi ayrıcalıklı görüyorum bu konuda. Çünkü sınavlarınız bile normalden çok farklıydı. Sınavlarınızda bile böyle yani... Dur ya, ne yaptık ki? Şimdi millet bir şey sanacak. Ne yapacağız? Sınavda takla attırdım falan böyle. Çok yoruma dayalı felsefi, böyle hem felsefe hem de biyolojiyle alakalı sorular soruyordunuz. Aklında mı hiç soru var mı? Evet. Sordum. Neydi mesela? Mesela bir örnek vermiştiniz. Hani bir trafik sıkışıyor bir yolda. Ondan sonra biri kornaya basıyor. Sonra herkes kornaya basıyor. Aynen. Herkes kornaya bastıktan sonra yol açılıyor. Bunu vücudumuzdaki biyolojik sistemlerden birisine benzetmemizi istemiştiniz. İki kelimeyle açıklayacaktık. İki kelime sınırına sinir oluyorlar ama. Evet. Tamam. Ama güzel değil mi? Çoğu doğru yapmıştı. Ben homoestetis demiştim ama... Yanlış. Çizdik onu. Evet. Pozitif feedback deseydin. Bak şu anda... Ama o da homoestetisin içinde olan bir şey. İçinde. O teknik konulara girmeyelim. Sopa yeriz sonra burada akşam akşam. Evet. Soru da stresle alakalı. Hı hı. Yine okulda öğrendiğim bir şey ama pozitif psikoloji dersinden öğrendiğim bir şeyle ilgili. Hı hı. Bu TED konuşmalarından birini izletmişti bizim hocamız bize. Stresin aslında bize yararlı olduğunu ve oksitosin hormonu salgıladığımızı bu şekilde hani... Doğru. Hatta orada konuşmacı olan psikolog şey diyordu. Ben her zaman danışanlarımı stresten uzak tutmaya çalıştım. Ama bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu anladım gibi laflar ediyordu. Anksiyetenin asıl problem olduğunu, hani evet. Anksiyeteden uzak durmamız gerekiyor ama stresin iyi bir şey olduğunu anladım. Stresin süresi dedim ya çok önemli. Ha. Aşk stres olmadan başlamıyor. Önce stres oluyorsun. Sonra bakıyorsun ki stres olacak bir durum yok. Fena değil bu tip diyorsun. Basıyorsun oksitosin, gel bakayım buraya diyorsun. Aşık oluyorsun. Stres olmadan, yani negatif olmadan pozitif olmuyor. Hayat da böyledir. Sizi strese sokmasam o sınavda o soruyu düşünür müsünüz? Sınava girerken bunların hallerini göreceksiniz yalnız. Ölüme gidiyorlar ya o derece. Korkunç vaziyetteler. Halbuki yani beni biliyorlar. Bütün dönem derse gelmişim. Ya ponçik gibi adamım. Zor bir şey sormayacağım besbelli yani. Fakat o gerilimi kendi içlerinde yaratıyorlar. Mesela fakültelerde sınav zamanı herkes kabız oluyor neredeyse. Niye? Bak ne dedim? Kortizol baskılıyor sistemi. Bağırsak çalışmıyor. Yiyorsun yiyorsun kalıyor, yiyorsun yiyorsun kalıyor. Sınav geçtikten sonra oh bir rahatlıyorsun ama o stres bağırsağınızı durduruyor yani. O kadar etkili düşünün. Ama o sayede sınavları yapıyorsunuz. Bir de o var. Ben her gün her gün her gün hayat dolu olan şeyden bahsediyorum. Semacığım. Çok güzel bir bunu anlatan... Bir galiba sana mikrofon lazım çünkü kamera kayıt yapıyormuş. Bir bardağı yarım biraz elde tutunca bir şey olmuyor. Yarım saat tutarsanız tutun. Bayılıyorsunuz. Heh, aynen öyle. O örnek çok güzel. Alın bir bardağı şöyle suyu tutun. Sonra bırakın. Sorun yok. İşte bu. Ama benden bunu bir saat yapmamı isterseniz, üç saat yapmamı isterseniz, bir hafta, altı ay. Korkunç. İşkenceye dönüşür. Çünkü bu kasın işi. Tabii bu kasın işi o değil. Yani bu kısa bir süre tutacak. Bundan sonra bırakacak. Ama başka bir kas var. Aylarca yorulmadan tutabiliyor. Hangisi o? Rahim kası. 9 ay. Hiç yorulmaz. İnsan vücudundaki en güçlü kas benim bir başka sınav sorum. Kas dersi alsaydım soracaktım bunu. En güçlü kas rahim kasıdır. Hiçbir vücut geliştirmeciye şunu diyemezsin. Sen şu bebeği bir 9 ay tut. Ondan sonra da şu delikten bir it bakayım. Mümkün değil. Bir saat sonra adam iptal olur yani. Ama rahim kası bunu yapıyor işte. Herkesin görevi ayrı. Bizim stres sisteminde bu kadar uzun strese maalesef gelemiyor. Burada bir arkadaşlar, kimde? Ben de gündelik hayattan bir soru soracağım. Mesela biz bugün arkadaşlarımızla sahilde hava çok güzeldi oturuyorduk. Gördüm.
Ya sahili gördüm, sizi değil. Evet. Daha sonra işte beraber buraya geleceğimize karar verdik ve mesela bizim doğumuza uygun olan şey orada oturmak, vakit geçirmek, belki birazcık yürümekti. Beynimiz nasıl değişti ki biz karar verdik ve buraya geldik? Şimdi bundan ben bir pay çıkaracağım, hazırsan. Şu anda burada bulunuyor olmanız aslında, yani bütün bu konuyu bir tarafa bıraksam size iki saat daha anlatabileceğim bir şey. Çünkü burada muhteşem bir şey var. Şu anda hepimizin içinde hani o nefis dediğimiz, dürtü dediğimiz, zevk edelim, eğlenelim, yiyelim, coşalım, maç seyredelim falan diyen kısım sizde çalışmıyor gibi. Çalışmıyor mu? Yoksa onu susturup sizi buraya getiren bir şey mi var? Maymunlarda, şebeklerde, şunda bunda bakıyorsunuz beyin aynen var. Ya bunların nesi insandan farklı diyorsunuz? Şu alnın arkasındaki kısım onlarda yok, çok küçük. Ve şu alnın arkasındaki kısım ön beyin bizde olduğu için biz şunu yapabiliyoruz. Mesela şimdi şurada bir lezzet var ama bunu yapmazsan 5 gün sonra daha büyük bir şey kazanacaksın. O zaman bunu yapmayabiliyorsun. Ön taraf diyor ki tamam bu lezzetli ama dur ileride ödül var. O yüzden dur. Şempanze bunu yapamaz. Şempanze muzu gördü mü yer. Bitti. Şempanzeye diyemezsin ki bak bu muzu iftara kadar yemezsen cennete gideceksin. Şempanze ne diyorsun abi sen der yani. Olur mu öyle şey? Diyemezsin zaten de dediğini varsay. Şempanze bekleyemez. Ama biz şu andaki bir hazzı gelecekteki bir fayda için erteleyebiliyoruz. O andaki bir hazzı burada hüsnü niyet göstererek ilerisi için iyi bir şey öğreneceğim diyerek gelerek erteledin. Ödülünü alacaksın çekirge. Olacak o. Bilgece bir laf edelim bari. Bu kadar gelmiş çocuklar. Buyurunuz ama mikrofon size getirecekler. Kısa da olsa kayda geçmediği zaman çok üzülüyor arkadaşlar. O yüzden. Yani bu olayı küçük çocuklar niye yapamıyor o zaman? Ben işte onlara... ne güzel sorular. Salon sinir bilim sınıfı gibi yemin ediyorum. Çocuklar doğdukları zaman beynin hemen hemen her yeri tamam burası hariç. Onlu yaşlarda gelişmeye başlıyor bu kısım. Ergenleri biliyorsun. Raydan atıyorlar, tuhaf oluyorlar ya bir anda. Bütün davranışları değişiyor. Niye? Ön beyni geliştikçe çocuk yavaş yavaş gelmişi, geleceği, sosyal ilişkiyi, ahlak kuralı şunu bunu öğrenmeye başlıyor. Ve bu öğrenmede bisikleti öğrenme gibi. Bir sürü yanlış yapıyor. Anneyle babayla arıza yaşıyor. Arkadaş çevresi değişiyor. Tuhaf tuhaf eşek şakalarına merak sanıyor oğlanlar mesela. Hani böyle garip garip davranışlar o gelişmeden kaynaklı. Onlu yaşlarda geliştiği için o bölüm zaten 18 yaşının üstünde reşit sayılıyoruz falan ya. Ondan önce cezai ehliyetimiz yok. Çocuğuz. Beynin o kısmı sonra gelişiyor. Güzel soru. Orayı atlamışım. Teşekkür ederim. İsterseniz mikrofonu bir öne aktarın. İyi akşamlar. Ses gelmiyor. Onun düğmesine bir basar mısın? Yuvarlak düğme olmalı. Konuşmanızın ilk başında şey demiştiniz. İşte navigasyon sürekli kullanırsanız yön kavramınız işte köyde evet. Şöyle olur böyle olur. Evet. Ben kendimi bildim bileli bende yön kavramı yok. Sadece bende değil benim ailemde de yok. Ondan işte. Tamam. Genetik etkisi var mı? Olmaz olur mu? Vardır tabii. Yani... Ya ne bileyim Portekiz'den keşif gemisiyle Güney Amerika'ya bilmem ne gitmeyeceksen o kadar yön bulgusu önemli değil. Her insanda bir şeyler kuvvetli. Bizim şimdi eğitimin bize kazandırdığı temel bir şey şu, dürtü şu. Ben bir konuda zayıfım, onu nasıl geliştirebilirim? Niye bizi sürekli aşağılıyorlar? İngilizce bilmiyorum, matematik bilmiyorum, şunu bilmiyorum, bunu geliştir. Kimse sormuyor ki kardeşim sen doğuştan hangi işte iyisin? Bak bunu sorsalar da eğitim bambaşka olurdu. Ben mesela... Senelerimi zor yaptığım bir şeyleri yapabilmek için harcadım. Halbuki benim de yol bulmam berbattır. Ne kadar navigasyon kullanmasan da yani beynimin o bölgesini çok geliştiğini zannetmiyorum. Ama bir gördüğümüzü bir daha unutma. Ve bu genellikle insanlarda zıt çalışıyor biliyor musunuz? Yüzleri iyi hatırlayanlar işte yolları iyi bulamıyorlar. Yolları iyi bulanlar ben tanıştım falan diyor. Ben hatırlayamadım falan yapıp geçip gidiyor. İsmi iyi hatırlayan yüzü hatırlamıyor. Yüzü iyi hatırlayan ismi hatırlamıyor. Bakın bunlar... Aramızda bölüşüyoruz. Allah aşkına niye 7,5 milyar insanız? Hepimiz farklı bir şeyler yapalım. Beraber hareket edince şu yükü buradan kaldıralım diye. Herkes aynı şeyi yapsaydı dünya çok sıkıcı olurdu. O yüzden sizin o zayıf olan kısmınızı geçin. Kuvvetli kısmınıza odaklanın. Kesin bir şey var. Değil mi? Vardır yani %100. Buyurun.
Onu arkaya bir aktarabilir misiniz mikrofonu? İyi akşamlar efendim, buyurun. Açık açık, çalışıyor. Kızım sizi çok seviyor, Kanada. Sağ olsun. Kanada'da, Kanada'da. Aman yarabbim. İlla kendimizi önerdim buraya. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun. Şimdi hepimizin... Açık açık, mikrofon açık, şimdi geliyor ses. Hadi benim de hepimizin sorunu sigara. Peki bu sigarayı nasıl bırakın? Hepimizin sorunu, doğru. Yani çok içiyorlar. Bir de hocam benim... Mesela bugünün işini yarına bırakma derler ya, ben yarın işini de bugün yapanlardanım. Yarın yapmasam rahatsız olur. Şimdi onu yapmayın bence. Çünkü bir yarın gelir böyle boş boş kalırsınız. Yok. Şimdi şöyle, o tabii tercih meselesi. Kimisi tez canlı olur, güzeldir. Yani tekrar diyorum bakın, sizin o kısmınız muhtemelen kuvvetli kısmınız. Yani iyi ki öyle yapıyorsunuz. Muhtemelen yanınızda sizin o özelliğinize ihtiyaç duyan, benim gibi safsaklayan birisi vardır. Allah ona yardımcı olarak sizi göndermiştir. Tamamlar insanlar birbirlerini. Yani tabii, şimdi mesela erkekler bakın kumandayla kanal değiştirirken ona söylediğiniz hiçbir şey duymuyor. Niye? Aynı anda tek iş yapabiliyor çünkü. Ama kadın beyni, biraz evvel konuştuk. Yani hem ev işi yapıyor, hem telefonla konuşuyor, işte ameliyat yapıyor. Bir şey yapıyor yani, her şeyi yapıyor aynı anda. Ama kadınla erkek... Bakın kadınla erkek beraber olunca tamamlıyorlar. Dolayısıyla işte ona göre ayarlanmış her şey. Yani sizin etrafınızda bundan fayda görecek birileri var mutlaka. Ona göre bir organizasyon olur. Siz hiç merak etmeyin. Bırakın. Değil. Bakın herhangi bir madde bağımlılığı tek başına hiçbir önemi yoktur. Madde bağımlılığının nedeni önemlidir. Ve insanların madde bağımlı, sigara emin olun yani gene töler edilebilir, çok zararlı. Ama bir bonzai, bir eroin, bilme, insanlar bu maddelere niye bağımlı oluyorlar? Bakın bir gülümseyerek neler yaptığımızı söyledim ya. Sosyal ilişkiler bizim beynimizde müthiş bir doyum yaratıyor. Ama bu eksik olduğunda gencin biri, çocuğun biri, erişkinin biri bir gün bir şey keşfediyor. Bir hap alıyor, bir madde alıyor, bir şey enjekte ediyor vücuduna. Bir tebessümün 10.000 katı bir haz patlayıveriyor beyninde. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Artık yavaş yavaş gerçek hayattaki hiçbir eğlence, hiçbir ödül onu tatmin etmemeye başlıyor. Ve yavaş yavaş o tarafa doğru kayıyor. Dünyada bağımlılık tedavisinin her türünde şu anda en çok işe yarayan şey ne? İnsanları yeni bir sosyal ortama sokuyorlar. Sevgi dolu, kardeşlik dolu, yeni, gerçek samimi bir ortama sokuyorlar. Ve bu insanların büyük çoğunluğu o bağımlılıklarından kurtuluyor. Farelere... Tek başlarına kafeslere koyup kokainli su verdiğinizde bir de normal su verdiğinizde fare vuruyor kendini kokaine. Şapır şapır kokain içiyor. Ama farenin yanına arkadaşlar koyun yine kokainli su yine normal su koyun. Fareler normal su içiyorlar. Çünkü kafa iyiken konuşamıyorlar tabiri caizse. İletişim kuramıyorlar. Beraberken uyuşturucu maddeye alışmıyorlar mesela. Anlatabildim mi? Dolayısıyla o bir işarettir o bağımlılık. Onu zorla keserseniz başka bir yerden bir şey patlar. Neden öyle onu düşünmek lazım. Ya en büyük derdi de sigara olsun boş verin o kadar da önemli değil. Ha siz mi içiyorsunuz? Ya çıkışta içelim bir tane bu. Ne yaptın ya? Allah aşkına sözünü ettiğinize değmez yani rica ederim. Bakın hazın iyileştirici gücünü de unutmayın. Yani haz da bir şey. Yani haz gereksiz değil. Ama abartmamakta fayda var. Hayır bir şey demiyorum. Çok stres olmuş bakın. Sizin özelinizde sakın sigara iğrenç bir şey bulaşmayın. Ama ya bu kadar strese girmeyin. Hiçbir şey o kadar kötü değil. Abartmadıktan sonra. Hazzı eğer haz alıyorsanız bunlara eminseniz tamam ölçülü bir şekilde yaşayabilirsiniz. Hayattaki en kötü şey şudur dediğiniz zaman öbür kötü şeyler buradan geçer de görmezsiniz. Ona göre o kadar kötü değil. Devam. Devam derken yani bir sonraki soruya gireceğim. Evet, abi var orada bir tane. Sevdin mi sen? Beyni sevdin mi? Bize bir şarkı söyle. Beğendin mi konuştuğumuz şeyi? Beyinleri beğendin mi? Bak dönüyor orada gördün mü? Güzel mi? Sen de beyin çalışacaksın mı büyüyünce? Yok, çekim sen şu anda. Görüş beyan etmeden.
Ta buradan var ama. Buyurun. O kanattayız şu anda. Unuttum. Bunun mekanizmasını açıklayabilirim. Buyurun. Beyinde inançla ilgili bir kısım var mı? Yani inanan inanmayan arasında bir fark olan? Öyle özel bir kısım yok. Yani inanç dediğiniz şey zaten o kadar hani beyni aşan bir şey ki. Mesela bu şey gibi, ne bileyim, annemin patlıcan musakkasının beyinde bir yeri var mı gibi. O bir lezzet hali. Bütün anılar manılar her şey beraber o patlıcan musakkayla olan ilişkinizi belirliyor. İnanç da böyle bir şey. Yani bütün geçmişiniz, bütün işte inanışlarınız, hafızanızdakiler, zanlarınız, işte algılarınız, hayalleriniz hepsi onun içinde. Özel bir merkez yok. Ama şunu da biliyoruz ki işte ön beyine hasar verdiğiniz insanlar herhangi bir dini, politik ya da ahlaki kuralı takip edemez hale geliyorlar. Onun rutinlerini anlayıp takip etmek için biraz ön beynin sağlam olması gerekiyor. Hani o iradeye hakim olabilmek falan bağlamında. Onun için özel bir işte din bölgesi falan diye bir yer yok. Merhaba. Buyurunuz, merhaba. Hocam en başta bu gösterdiğimiz bir saatlerle alakalı bir çarp vardı. Belli saatlerde belli hormonlar saatlerinde. Evet, evet. Şimdi bu hormonlar günlük hani insan alışkanlıklarından sonra zamanları değişebilir mi? Değişiyor, kayıyor. Yani... Ve bu genellikle iyi bir şey olmuyor. Mesela geceleri çalışan, gece vardiyalarında çalışan ya da gece eğlence yerlerinde öyle çalışan insanlarda. Yani evet, çalıştım. Onun için sorunuzu biliyorum. Genellikle o soru oradan geliyor. Mesela Avrupa'da falan özellikle bu tip gece vardiyalarında çok çalışanlar, hani bu radyasyonda olduğu gibi ekstra bir ücret ödeniyor. Hani yıpranma tazminatı mı ne deniyor ona. Yani gerçekten bunun ödenmesi lazım. Çünkü tekrar söylüyorum, biz bir canlı türü olarak işte milyonlarca yıldır böyleyiz, yani yapacak bir şey yok. Sırf bizim keşfettiğimiz daha ekonomik olarak verimli bir yöntem, bu beden uymuyor. Ha ne oluyor? İnsan bedeni çok kuvvetli bir yapılanma. Yani birçok şeye adapte olabiliyor ama çok uzun sürerse, çok uzun dönemde olumsuz etkilerini görüyorsunuz. Bir insan yıllarca gece vardiyasında çalışıp hiçbir şey olmayabilir. Ama bir hassasiyetiniz varsa başka bir yerden, o onu tetikleyebilir. Anlatabildim mi? Risk var yani. İlla kötü sizi öldürecek diye bir şey yok. Bu uyku konusunda çok çelişkili şeyler var. Başta 8 saat çok fazla, çok şu saatte... Saatle uyku hesaplanmaz. Ne dedim? Saat çalmadan uyanıyorsunuz, yeterli uyuyorsunuz. Bunun saati olmaz. Fabrika ayarına uygun. Bakın, çok yiyorsanız, hareket etmiyorsanız, stresliyseniz uzun uyursunuz, dinlenmeden kalkarsınız. Az yiyorsanız, hareket ediyorsanız, stresiniz yoksa kısacık uyku mis gibi uyanırsınız. Son bir şey soracağım. Multitasking, yani çoklu işlem. Çok işlem. Bu konuda çok çeşitli fikirler var. En başta desteklenen bir şeydi, sonra çok kötü vesaire dedi. Yani ben çok fazla takip etmiyorum ama. İnsan beyni ona uygun değil. İnsan beyni çoklu işlem yapmak için tasarlanmamış. Odaklandığımız işi en iyi yapıyoruz. Birçok işi aynı anda götürür gibi gelsek de hepsinin verimi düşüyor. Bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Fakat odaklanmanın paradoksal bir yöntemi var. Özellikle odaklanma sıkıntısı çekenlere tavsiye ederim. Ben denedim, çalışıyor. Mesela bilgisayarda bırt tırt falan uyarılar gelince böyle derler ya, onların hepsini kapatın, yaptığınız işe odaklanın diye. Hepsini açın. Mesela müzik açın, onu açın, masanızı karıştırın. Böyle mümkün olduğunca zihninizi meşgul edecek her şey. Facebook açık olsun, o açık olsun, bu açık olsun. Bu kadar fazla çevresel uyarı sizi rahatsız ettiğinde beyniniz daha iyi odaklanıyor. Ya onları artık atlamayı, görmezden gelmeyi daha rahat öğreniyor. Buna aşırı uyaran paradoksu deniyor. Aşırı uyaran geldiği zaman mecbur eldeki işe bakıyorsunuz. En güzel örneği işte kitap okumak için gidiyorsunuz bir kafeye, bir yere. Hol 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 gürültü mürültü. Mis gibi kitap okuyorsunuz. 2 dakika bir sus diye yan masaya, değil mi? Bir şey demiyorsunuz. Dolayısıyla biraz böyle bir taktik olarak bunu kullanabilirsiniz. Ama aynı anda tezimi yazayım, oradan efendim bir şey okuyayım, ne bileyim dondurma yapayım burada. O tarz bir şey olmuyor. Yani her seferinde bir iş. Ve odaklanma önemli bir şey. Ama kısa kısa odaklanabilirsiniz. Ondan. İyi akşamlar hocam. Moderasyon sende vallahi, bilmem. Buyurun. İkiz bebekleri olan bir anne stres yaşayıp işte başka sıkıntılarda karışınca bir psikoloğa gidiyor ve beyninin sıfırlanması gerektiğini söylüyor. Beyninden bazı yaşadığı bazı şeylerin işte çıkarmasını, silmesini, artık işte taktik nasılsa. Tavsiye mi ediyor? Hocam tavsiye ediyor ve yapıyor annesinin, mu? Yapıyor. Annesinin kızımı perişan etti diye söylemini, kızgınlığını hatırlıyorum. Valla ben resetleme bilmiyorum. Yani reset tuşu yok. Ben baktım. Bulabildiğim bir yer yok. İyi ki de yok. Çünkü her canımsını her hafta başı resetleseydik bu iş olmazdı.
EMDR falan diye teknikler var. Yani kötü anıları etkisini zayıflatan bazı teknikler var ama böyle hafızanın bilmem şu bölümünü alalım silelim gibi bir teknik pek yok. O biraz şey olmuş olabilir, abartılmış olabilir. Hani laf dönerken biraz büyümüş olabilir. Ve öyle bir teknik çok mümkün değil yani. Derken nereden? Bir el sallar mısınız? Buyurun. Hı, merhaba. Hocam stres ve küçük şeyleri takıntı haline getirmek genetik bir hastalık mıdır? Ya da genlerden gelen bir etkisi var mıdır? Genleri çok abartmayalım ama ailevi diyoruz biz artık daha çok. Çünkü genlerden başka yöntemlerle de artık geçiş olduğunu biliyoruz. Ailevi payı var tabii ki. Özellikle obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz o takıntılı durumların bir parçası var ama tamamen ona bağlanmıyor. Şizofreni de öyledir mesela, bir miktar işte ailevi duruma bağlıdır falan. Ama kesin olarak şöyle olan anne babanın çocuğu böyle olur diye bir şey söyleyemiyoruz. Biraz yaşam tarzına, biraz da o kişinin hani piyangodan çekeceği bilete bağlı gibi gözüküyor. Yani kesin belirleyici bir şey değil. Ve unutmamanın mekanizma, hani unutulmadı ya az önce arkadaş. Açıklayacağım dediniz de merak ettim. Unutmasını açıklayabilirim. Unutmazsak öğrenemezdik zaten. Hemen unutuyoruz. Şey geliyor, onu hemen söyleyeceğiz. Tamam. Bir an böyle kalbimiz çarpmaya başlıyor ve onu unutuyoruz. Hatırladın mı bak bugünkü konu? Şimdi bugün bir hocamız aynı tavsiyeyi verdi. Dedi ki böyle derste bazı öğrenciler dedi çok soru soruyor dedi. Onlara bir taktik öğretiyormuş. Demiş ki aklına bir soru geldiğinde ona kadar say. Ne kadar önemsiz olduğunu göreceksin. Çünkü ona kadar saydığında biraz önce ölüm kalım meselesi olan soru aslında sormasak da olurmuş noktasına geliyor. Soru sormak bir böyle dürtü gibi gelir bize. Çok önemli gelir o anda. Ama işte o arada mikrofon gezer bir şey olur derken dikkat dağılır. O kadar önemli olmadığı için beyin daha önemli işlere. Yani nedir öyle önemli iş? Birazdan mikrofon bana geliyor. Sesimi bütün insanlar duyacak. Adam gibi gözükmem lazım. Bir şey yapmam lazım. Falan filan gibi streslerle beraber soru neydi gitti. Bunu çok rahat unutabilirsiniz. Unutmak, böyle unutmak günde yaklaşık 70 bin kez yaptığımız bir şey. 70 bin kez aklımıza spontan düşünceler geliyor. Fuf gidiyor. Geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Zor olan sessizlik. İşte o yüzden meditasyon. Yarın sabah başlıyorsunuz gibi bir his var içimde. İnşallah. Buyurun, moderatörümüz bilir. Ben psikoloji öğrencisiyim ve bize seminere gelen seminer verilmişti. Ve orada şöyle bir şey söylenmişti. Hastaların artık tutulamayacak hale geldikleri zaman ani şok etkisi veriliyormuş. Ve beyne verilen bu şok etkisi unutkanlığa sebep oluyormuş. Çok iyi tanıdığı bir arkadaşını birkaç ay sonra bir yerde gördüğünde hiçbir şekilde, hiçbir konuşma, hiçbir anı, hiçbir şey hatırlama olmuyormuş. Bu beyne çok ciddi zarar verdiğini düşünüyorum. Ve yani bu konuda size... Elektrokonvulsif terapiden bahsediyorsunuz zannediyorum. EKT denen. Şimdi EKT özellikle aşırı böyle ajite hastaları sakinleştirmek, yani onları bir şekilde işbirliği yapabilir hale dönüştürmek için kullanılan çok eski bir teknik. Bildiğimiz bir zararı yok. Hafızayı falan da silmiyor bildiğimiz kadarıyla. Yalnız olan şu, EKT yapıldığı döneme çok yakın, önünde ve arkasında gerçekleşen bazı olaylara dair o işte EKT uyarısı, yani beyne bir voltaj veriliyor, bız diye çarpıyorlar beyni, yani öyle düşünün EKT derken. O beyinde bir karışıklık yaratıyor ya bir süre. Hastanın o sürekli takıntılı, ajite halini kırıyorsunuz. İşte o sırada da bir anı olursa mesela onu kaydedemeyebiliyor beyin o sırada. Ama yok efendim çocukluğunu sildim bilmem ne, EKT ile öyle bir şey pek mümkün değil. Olsa yemin ediyorum şeyde Bağdat Caddesi'nde dükkanı açarlardı. Her gelene EKT, hafızayı sildirmek isteyen tonlu adam var. Her sevgilisinden ayrılan geliyor. Hocam şunu bir silsek falan filan diye. Yani öyle bir şey de pek mümkün değil. Ama... Tabii olmasa daha iyi bir tedavi. Yani benim çok hoşuma giden bir şey değil açıkçası. O Google Kuşu falan filmini eski izlediyseniz Jack Nicholson'ın orada lobotomiden hemen önce EKT yaparlar. Hiç hoş bir manzara değil tabii ki. Efendim, buyurun. Hocam, siz o tarafa geçtik. Buyurunuz. Çocukluk çağı hiperaktivitesi yetiştirmekte dikkat dağınıklığına yol açarmış. Açarmış, öyle diyorlar. Yani kitabi bilgi bu yönde. O tarafa doğru gidebiliyormuş. O konu benim haddim değil. Ben hiçbir şeyde ilaç kullanımını sevmiyorum. Önerip önermemek bir tarafa. Mantığı sevmiyorum çünkü tedavi edebilen ilaç yok. Belirtiyi baskılayan ya da o belirtinin yerine işte başka bir şey koyabilen bir ilaç var. O ilacı bıraktınız mı her şey geri geliyor. Önerim
dikkat eksikliği konusunda mı? Bildiğim mesela neurofeedback meselesi var. Bu beyin dalgaları eğitimi dediğimiz bir sistemle uzun sürede işte yapılan seanslarla dikkat eğitimi yapılabiliyor. Bunun birçok yöntemi var. İşte play attention diye cihazlar var, şu var, bu var. Birçok şeyler uyguluyorlar ama genel olarak neurofeedback ilaç kullanmadan beynin kendi kendine programlama ve değiştirebilme özelliği üzerinden yapılan bir eğitim. İlaç gibi hızlı etkili değil ama yapıldığı zaman kalıcı ve gerçekten işe yarar etkiler gösterebiliyor. Ehliyeler de yapıldığı takdirde. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela aynı anda iki işe odaklanamam. Mesaj yazarken yanımda konuşan kişiyi duyamam. Bu da o dikkat dağınıklığından mesela. Pek değil. Bu aşırı dikkate benziyor. Yani o da şey, o normal bir şey. O öyle değil. Ya dikkat dağınıklığı hani 1-2 dakikadan fazla bir şeye böyle kilitlenememe, sürekli uçuşma. Mesela yani benim kızımda dahi var. Ara ara gelip gidiyor hatta. Ergenlerde arada bir olur. Endişelenecek bir durum yok. Hani mesela ders gibi durumlarda aslında karşımıza bir sorun olarak çıkıyor. Belki tabiatta 150 sene önce büyük avantaj olabilir, onu söyleyeyim. Düşünsenize hiperaktif 2 dakika yerinde duramıyor. Pat yeni bölge keşfediyor. Gelin diyor, bir yer buldum. Kendi ailesini alıp oraya götürüyor. Öbürleri açlıktan kıvranırken bunlar meyveleri falan gömçürüyor olabilirler. Yani bunun hala bizde var olması bir dönem fayda sağlamış olduğunu düşündürüyor bana açıkçası. Ama şimdi 40 dakika oturmuyor diye çocuğa hap veriyoruz. Halbuki bu ayara bakarsanız 40 dakika sınıfta oturan çocuk hastadır. Hastadır yani. 40 dakika sınıfta hareketsiz oturan çocuk ya felçlidir ya bir şeydir yani. Çocuk dediğin oynar. Çocuk dediğin arıza çıkarır. Ama çocuk şimdi oturmuyor diye doktora götürüyoruz. Burada bir sorun var. Dersler hatalı. Nasıl İstanbul hatalı, dersler de hatalı. Yani bizim ben tuzum kuru, ben eğitimci değilim, hocam eğitimci, o düşünsün. Ben fabrika ayarlarıyla ilgileniyorum. Yani 40 dakikaya uygun değil, hele çocuk hiç uygun değil. Dolayısıyla o çocuk, yani çoğu hiperaktif değil onların, gerçek klinik hiperaktivite var. Aynen öyle. Basıyoruz şekeri, karbonhidratı, çocuk pıttırıyor ondan sonra. Soru, bundan sonra hocayı içeri alacağız. Eğer imza almak isteyenler... Kitabı imzası alacaklar. Son 3 tane soru alalım. Mikrofon burada. Ha, yok daha yarım saatimiz varmış. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam. Ha, burada. Merhaba. Merhaba. Travma psikolojisiyle ilgileniyor musunuz? Çok bilmiyorum yok. Ama bir tane dersleri tavsiye edilen bir kitap vardı ve ünlü bir piyanist çocukluk travmasını anlatıyor. 6-7 yaşlarında tecavüze uğruyor beden eğitimi öğretmeni tarafından. Fakat tecavüze uğramış olsa bile tecavüz esnasında ağlıyor, üzülüyor. Fakat biyolojik reaksiyon olarak ereksiyon yaşıyor. İleriki yaşlarında, yetişkinlik zamanında ne zaman ağlasa istemsiz şekilde tekrardan ereksiyon görüyor. Olabilir. Çok ilginç. Peki, bir vakaymış olur. Peki bunun psikolojik olarak linkini ben çok merak ediyorum. Linki şu, beyinde happy unlearning denen bir şey vardır. Hepçi öğrenme diye bir teori bu. Çok veciz de bir ifadesi vardır İngilizce, sormuştun sen. Birlikte ateşleyen nöronlar birlikte bağlanırlar. Neurons that fire together, wire together diye böyle şarkıya benzer bir şeyi var. Yani birlikte hareket eden iki sinirsel devre birkaç kere birlikte hareket ediyorsa, özellikle de buna bir duygusal kuvvetlendirici eşlik ediyorsa, bunlar kenetlenebilir. Mesela bizim öğrenmemiz aslında buna dayanıyor. Mesela işte ben seni gördüm. Bir bayan sesi ince gelecek. Bak ben bu beklentiyi mesela bu eşleştirmeyle oluşuyorum. Dolayısıyla ince ses beklentisi devresiyle karşımdakini görüp onu bir kadın olarak tanımlama devrem böyle happy an olarak eşleşmiş. Böyle düşün. Bu tabii çok radikal bir örnek ama olabilir. Böyle işte hep tarzı bir şeyle açıklanabilir. Başka bir şey de olabilir ama. Link çözümlenebiliyor mu peki? Çocukluktan gelen bir şey olduğu için. Terapiler bunun için. Yani her türlü terapi o patolojik bağlantıyı kesmek için. Fobinin bile tedavi edilebildiği bir yerde bu da tedavi edilir tabii. Fobi de aynı şekilde şeyi nasıl derler? Patolojik bir bağlantı aslında. İşte yılan ya da yılana benzer şeylerden aşırı korkmak gibi. Hocam merhaba. Bu teta dalgasını kullanan bazı şifacılar var. Evet. Ben bir tanesiyle çalışıyorum şu anda başına. Bilmiyorum. Yani iddialar çok fazla. Ben hiçbir şeye imkansız demeyen tuhaf bir akademisyenim. Hepsinin geldi bana, dokümanları da geldi, kitapları da geldi. Ankara'da şu anda canlı yayından izliyorsa buradan sevgiler gönderiyorum. Çok çılgın iddiaları var. Evet. Şimdi bana fazla geliyor iddialar. Fakat mesela geçenlerde benim üzerimde denendi. Yani detayına girmeyin, çok eğlendik. Yani uçtuk kaçtık bir şeyler oldu falan.
Ben beyin dalgalarını kaydediyorum o deneyleri yaparken ve analiz ediyoruz. Mesela teta dalgasının arttığı iddiası şu anda henüz gösteremedik. Yani ama bazı tam deney koşulları iyi değildi, bir daha iyileştirmeye çalışıyoruz. Sorun, akademisyenler böyle şey olmaz arkadaş diyor. Öbürleri uzay fezane iddialar savuruyorlar. Test edemediğimiz için konuşamıyoruz. Ben elimden geldiğince, bu arada test ediyorum dediğim yerde Ankara'da bizim ofis, yani ev tipi cihazlarla yapıyoruz bunu. Üniversiteye sokmaya kalksanız Üsküdar Üniversitesi dışında, bak Allah var bizim Üsküdar Üniversitesi bir şey diyemem. Her türlü konuyu çalışıyorlar yani. Ama başka üniversiteye sokayım desen. Hocam bu enerji çalışmalarıyla alakalı. Enfekte var, access bars var, bir sürü bunun. Evet, evet. Bir ara access bars'ı, evet, bilmiyorum. Hepsini çalışmak için geldiler. Kalıcı bir etki gösteremiyorsunuz. Ben onun üzerine zaten o galiba unutacak şeylere yazmıştım. Bitkisel tedaviler nasıl çalışır, doğal tedaviler ve nasıl çalışmaz, unutacak şeylerde. Doğal tedaviyi biraz yanlış anlıyoruz. Mesela şimdi access bars gibi bir yöntemi insanlar ilaç gibi beklentiyle kullandıklarında çalışmaz. Çünkü şamanlardan bugüne doğal tedavi kişiye göre hayırlısıyla olan bir şeydir. Bakın bu çok önemli. Belki o adamın o gün iyileşmesi gerekmiyordur. O hastalık ona bir şifadır. Neydi? Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş var ya, belki odur. Yani böyle anlayışlar gizlidir orada, anlatabiliyor muyum? Ama siz ilaçta ne vardır? Alacağın ilacı küt diye ağrın geçecek. Tıp buna alıştırdığı için o yüzden bunları anlayamıyor ve test edemiyoruz. Tedavi, daha doğrusu şifa böyle bir şey değildir. Şifa yerine, zamanına göre uygunsa, mümkünse, hayırlısıysa, müsaitseniz olabilecek bir şeydir. Onlar o yüzden bilimsel çalışmayla biraz zor. Ama çözeceğiz inşallah. Onu da bilimleyeceğiz. Muhammedciğim buyur. Benim sorum da nöro hukuk mühendisin. Haydi bakalım. 10'a kadar saydım. Gayet iyi. Hala. Ha, ikinci taktik de buydu. 10'a kadar, 20'ye kadar, 30'a kadar saydın. Hala gitmiyorsa o soru önemlidir demişti hoca. Demek ki bu onlardan. Bakalım. Hadi bakalım. Şöyle şimdi hamile birini düşünelim. Ve bebeğin anne karnındayken annenin bir kimyasala maruz kaldığını düşünelim. Evet. Ve doğal olarak bebeğin gelişiminde bir probleme sebep oluyor. Hı hı. Ve bebeğin ergenlik ya da yetişkinliğe çıktığı zaman bir suçluluk, bir suç işlemesine sebep olabiliyor. Ki oluyor. Ama bu kişi suçlu tutuluyor. Buna kadar doğru. Alkol bunu da oradan yapıyor. Hamileyken alınan alkol beyin gelişimini anne karnında nöronal göç etkilediği için etkiliyor. Doğan çocukların büyük bir kısmı suça meyilli olabiliyorlar gerçekten. Sonra bunlar suç işliyor. Şimdi hukukta ceza mantığı, aramızda hukukçular var, danışabilirsiniz, şuna dayanır. Cezaya verilen, o suça verilen cezanın adil olup olmamasından önce o suçun toplumdan uzaklaştırılmasını güder. Yani o suçu önce toplumdan uzaklaştıracaksın, toplumu güvence altına alacaksın, hukukun amacı olur. Sonra onun adilliği harca tersi. Şimdi ne olursa olsun suç işleyen birini oradan bir alacaksın, bir tecrit edeceksin, bir yere kapatacaksın. Sorun oradan sonra başlıyor. Eğer bu çocuk da beyin hasarından dolayı bunu yapmışsa bugün teknolojimizde bunu tespit edebiliyoruz. Eğer biz bunu tespit etmeden standart sistem onu bir hücreye koyarsak ne oluyor biliyor musun? O küçük beyninden dolayı hakim olamadığı duygulanımlar tecrit hapsinin beyni daha fazla küçültmesinden dolayı, o stresin küçültmesinden dolayı daha beter hale geliyor. 10-15 sene yatırıp bir çıkarıyorsun, iki kat psikopat olarak salıyorsun ortama. Ama eğer baktın ön beyninde, amigdalasında şurada burada zafiyet var. Bunu görebiliyoruz bugün beyin görüntülemesinde. Efendim bağla nörofeedback'e, bağla bir tedaviye, işte sürekli bir terapi uygula bu insana, iyileştirme şansın var. İşte fark burada oluşacak. O yüzden zaten cezai ehliyet ayrı bir şey. Mesela bu kişi akıllı mı, deli mi, hani ona göre cezai ehliyet belirleniyor ya. O cezai ehliyet varsa o kişinin, bizim esas ilgilendiğimiz kısım o işin rehabilitasyonu nasıl olacak. Ama sonuçta onu oradan bir alacaksın yani. İşte bu arkadaşı bir alalım diyor ya polisler. O yani. Burada huzur bozuyorsa bir alacaksın. Ondan sonra önemli. Ki nöro hukuk da aslında ağırlıklı olarak orada devreye giriyor. Hocam, efendim, moderatöre zeval olmaz. Evet. Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz demişler. Hakkınızı helal edin. Bu kadar saattir muhabbet ediyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. Maç yerine güzel bir seçenek oluyor. Hoşçakalın.